24'ten iyi akşamlar. Efendim seçime sayılı gün kaldı. Tüm Türkiye'de seçimin nabzı atıyor. Biz de bu kez Kayseri'deyiz. Star Gazetesi yazarı Halime Köpçe ile birlikte Tarih Kayseri elindeyiz ve Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı aynı zamanda AK Parti'de yeniden aday Sayın Mehmet Özelseki konuk ediyoruz. Efendim zaman ayırdığınız için teşekkür ediyoruz öncelikle. Sağ olun. Kayseri'mize hoş geldiniz. Sağ olun. Efendim şimdi projelere ve yaptıklarımıza geçeceğiz ama müsaade ederseniz bu Kılıçdaroğlu meselesini burada acaba halledebilir miyiz? Onunla başlasak. Ne oldu bu sucukların dağıtım işi, bitti mi? Devam mı ediyor? En son çünkü mitingde galiba bir şeyler daha söyledi. Devamında yine sucuk mu dağıtılacak? Hangi aşamadayız? Doğrusu Kemal Bey bir konuyu istediği gibi alıp çevirmekte, istediği gibi uydurmakta çok mahir. Zaten ben dün basın toplantısı yaptım. Guinness Rekorlar kitabına aday olarak gösterdim. Yani bir insan yüzü kızarmadan 10 yalanı üst üste nasıl söyler? Bir iki dakika içerisinde üst üste yalanlar nasıl söylenir? Bu konuda müthiş maharetli. Bakın bundan 2 sene kadar önce mecliste bütçe görüşmeleri sırasında elinde bir dosyayla çıktı. Kemal Bey bizi suçladı açıkça yolsuzlukla ilgili. Sonrasında milletvekilleri Kayseri'ye gelerek 20-30 milletvekilleriyle ellerinde 300 sayfalık dilekçelerle savcılıklara gittiler, şovlar yaptılar, beyanatlar verdiler. Sonra kendisi yandaş televizyonlara çıkarak kendi yandaşı televizyonlarda durmadan bu suçlamaları devam ettirdi. Bu aylarca sürdü. Aslında olay 8-10 sene önce vuku bulmuş. Adalet tarafından karar verilmiş. Temizde kesinleşmiş. Suçlusu belli bir olay. Bir çocuğun doğrusu birkaç kişi dolandırmasıyla ilgili bir konu. Ben çocuğu şikayet ettim. Yakalandı. İçeride yattı. Olay bitmişti bizim açımızdan. Fakat Kemal Bey bunu tam tersine çevirerek anlatınca Türkiye adeta ayaklandı ne oluyor diye. Savcılıklar yeniden dosyalar açtılar. Bu Türkiye Cumhuriyeti tarihinde bir ilktir. İkinci kere kesinleşmiş bir olayın görülmesi olası bir olay değil. Yeniden incelediler. 3 savcı aylarca. 100'den fazla suçlama var. Hepsine gülüp geçiyoruz. Yapacak bir şey yok. Emin olun o suçlamaların bir kısmını başından okuduk, arkasını okuyamadık. O kadar hayal mahsulü, o kadar uyduruk ki okusak rahatsız olacağız, okumadık. Savcılar ona uğraştılar, sonunda şöyle karar verdiler. Siz iftira ediyorsunuz, yalan söylüyorsunuz, bunlar hiçbir doğru değil. Oy birliğiyle kesinleşti, hiçbir olay doğru değil. Biz bekledik ki Kemal Bey belki ya bize böyle bir dosya gelmişti, biz de onu araştırılsın diye söyledik, kusura bakmayın, doğru değilmiş demek ki diye kapatacaklar. Bir özür beyanı olacak. Öyle değil. Kemal Bey algı idaresine başladı. Bir gün ulusal televizyonlarda rüşvetin belgesini buldum diye çıktı. Neymiş Allah Allah bu rüşvetin belgesi dedik. Elinde bir kötü resim, karanlık resim. Bu benzinliğe Kayseri Büyükşehir Belediyesi 10 katlı bina ruhsatı vermiş. Olur mu kardeşim? Yerleri yırtıyor ama Kemal Bey. Hopluyor. Bir benzinliğe 9-10 katlı ruhsat verilir mi? İçinde düğün salonu var, restoran var. Allah'tan korkmuyor musunuz? Onu izleyen herkes demiştir ki yazıklar olsun size Kayseri Belediyesi. Bir benzinliğe 9-10 katlı ev ruhsatı verilir mi? Düğün salonu olur mu orada? Demiştir. Ertesi sabah bütün gazeteci arkadaşları topladık götürdük. Benzinlikte ne 10 katlı bina var, ne restoran var, ne kafe var. Hiçbir şey yok. Yok. Resimle karanlıkta çekilmiş çok arkadaki bir binanın sanki benzinlik üzerine oturmuş silüeti gözüküyor. Gece vakti çektikleri için resmi. O resimle bizi suçluyor. Peki, bu kadar algı idaresiyle meşgul oldu. Yanıltılıyor mu? Yani nereden geliyor bu bilgi? Elbette. Ona? Onun da hoşuna gidiyor. Biz en sonunda kanaate vardık. Burada bir yanıltan birisi var. Bir milletvekili var. Götürüp avucuna koyuyor. Ama onun da çok hoşuna gidiyor. Neticesinde baktık ki... Çek etmeden... Tabii. Özür dilemiyorlar. Savcılıklar karar verdiği halde bizim masumluğumuzu, arkadaşlarımızın tertemiz olduğuna özür dilemiyorlar. O zaman bütün yalanlarına dava açtık. 50 civarında dava. Kendisine, milletvekiline... Deniz Bey'e, Atilla Kart'a, CHP'nin hükmü şahsiyetine, hepsine davalar açtık. Yani durmadan suçluyorlar, yalan söylüyorlar. Ne yapabilirim ben başka? Bu 50 davadan tabii birçoğu lehimize yerel mahkemelerde bitmeye başladı. Yerel mahkemeler bittikçe biz haciz gönderiyoruz, parayı yatırıyorlar. Ama çekmiyoruz, bekletiyoruz. Zannedersen faizlerle birlikte 200 milyara yakın yatırdılar oraya parayı. O zaman Kayseri sucuğa doyacak. Paraların sadece 1-2 kısmı, 3 tanesini çektik galiba. Ama temiz safhası, tahsili karar, kimi lehimize geliyor, kimi aleyhimize geliyor oradan. İşte orada da şöyle kurtarıyorlar. Biz bir şey demedik ki, kötü bir şey mi söyledik? Yani sadece araştırılsın dedik.
biraz üslubumuz sert olmuş olabilir. Siyaset böyle bir şey. Eleştiriye de katlanmak lazım canım. Ne var bunda? Savunmalar aynen böyle. Sanki o mecliste konuşan Kemal Bey değil. Çıkıp televizyonlarda durmadan suçlayan, burnundan öfkeyle soğuyan adam o değil. Gitmiş onlar. Savunmaları tamamıyla buna yönelik. O zaman bazı mahkemelerden kurtarıyorlar. Bir tanesinden geçenlerde böyle kurtarınca çok sevindiler. Mitingde bile ilan etti. Ama öyle bir ilan ediş ki. Sanki ana davayı kazanmış gibi. Kemal Bey'in söyledikleri haklıymış da biz de suçluymuşuz gibi. Halbuki benim açtığım tazminat davalarından bir tanesinden kurtardılar o kadar. Ana davada biz haklıyız. Masumuz. Onlar müfteri. Üstelik ben şunu da söyledim televizyonlara. Ve beni dava etti. Ben bu kadar ömrümde dedim seri yalan söyleyen, durmadan yalanı tekrar edin bir adam görmedim. Hakikaten çok mahir dedim. Genel sektörler kitabına bu adam girmeli bana göre. Yani o dalda bir şey açılmalı. Kesin ödül alır dedim. Bunun üzerine beni savcılığa verdi. Bana iftira ediyor başkan, hakaret ediyor diye. Ben de savcılığa gittim. Benimle ilgili o güne kadar söylemiş olduğu 13 tane yalan vardı. Daha devamı çok da o güne kadar 13 taneydi. Tek tek şu birinci yalanı belgeleri, şu ikinci yalanı belgeleri, şu üçüncü yalan belgeleri. 13 tanesini verdim. Savcılara da dedim ki evet ben böyle söyledim, inkar etmiyorum. Sözümün arkasındayım. Cezası varsa çekmeye razıyım. Tabi belgelerini de götürdüm verdim. Yalan söylediğinin belgelerini. Savcılık inceledi inceledi. Bütün belgeler doğru. Benim sözlerim doğru. Hiçbir şeye gerek yok. Başkan doğru söylüyor dedi. Tescilli hale getirdik biz tabii ki. Ve böyle bir kendi aramızda devam eden bir süreç var. Ama en çok onlara zoruna giden tabii benim sucuk dağıtmam. Fakir fukaraya. O aldığım ilk paradan. Çünkü Sayın Başbakan da grupta birkaç kere bunu söyledi. Evet. Özellikle sucuk dağıtmayı. Aramızda sucuk işi böyle bir şeyle gidiyor bakalım. Allah sonuna ayırdı. Sanki ileride böyle bir sucuk işine mi gireceksiniz acaba? Yalnız bu işten ben biraz zararlı çıktım. Eş dost herkes o sucuktan istemeye başladı. Aldığım paranın çok üzerinde sucuk dağıtmaya başladım. Oradan biraz zararlı çıkıyorum ben. Ama Kayseri'nin sucuğunun da reklamı oluyor. Evet resmini. Güzel bir reklam oldu Allah için. Bizim sucuklular sevindiler bu işe. Efendim şimdi projelerinize geçersek evet. Aslında biz şehirde gezdik Halime Hanım'la birlikte. Şehir hani büyük ölçüde derli toplu ve düzenli. Yaptığınız birçok projede sokakta zaten konuşuluyor, söylüyorlar, gösteriyorlar falan. Ama yeni döneme dair ki siz yani 20 yıldır belediye başkanlığı bu hala ve en son %60'ın üzerinde bir oyla seçildiniz. Dolayısıyla hani ama diyorsunuz ki durmak yok, yeni projeler var. Ben bir açılış evet. sorusu yapayım Melik. Bir şeylere geçmeden önce yani tabii. Başkanın çok yine böyle projesi var. Ama açıkçası hani 4 dönemdir belediye başkanlığı yapan birisine ilk önce sorulması gereken soru bu işin sanki, sırrı ne? Hem bu işin sırrı ne? Evet bu işin sırrı ne? Ama aynı zamanda belki bunu mesela Melih Bey'e de sormak gerekir. Yani nasıl bir ruh hali içindesiniz? Yani Melih Bey derken Melih Gökçek değil mi? Onu açalım da. Tabii Melih Gökçek. yani bu bir meslek gibi mi algılıyorsunuz artık belediye başkanlığını ya da hani artık daha ne yapayım duygusuna kapılmıyor musunuz? Çünkü yani şehir evet devamlı sorun üretiyor ama ya mesela ne yapmadınız da önümüzdeki dönemde yapacaksınız? Yani böyle bir kısır döngü de var sanki. Yani sizin için hani yapabilecektiyseniz neden yapmadınız daha önce? Hani önünüze yeni hedefler koymakta zorlanıyor musunuz? Daha yeni taze bir vizyon. Maksadınızı anladım efendim. Anladım. Eyvallah. Ben hukuk tahsili yaptım. İstanbul hukuk mezunuyum. Babam esnaftı, tüccardı. Gelince ticarete başladık. 94'e kadar manifatura, tekstil işleri, ev tekstili. O işlerle meşgul olduk. Eş dost, daha sonra şimdiki Cumhurbaşkanımız Sayın Abdullah Gül Bey'in ısrarı. Babama sanki dünürcü gelir gibi, kız ister gibi. Ne olur Hacı amca Mehmet'e ver, beraber çalışalım ısrarıyla. Babacığım bir dönem yapıp geleyim dedim. Madem öyle ısrar ediyorlar. Bir dönem yapıp geleyim inşallah. Tamam dedi babam. Bir dönemliğine anlaştık biz aileyle. Geldik başladık ama bir dönemle bitmiyor. İkinci dönem geldi, üçüncü dönem geldi. Geçen dönem Sayın Başbakanımıza gittim. Seçimlere 3 ay var. Efendim ben bugün helallaşmaya geldim dedim. Hayırdır ya Mehmetciğim ne oluyor dedi. Dedim ben bırakıyorum. Kararım kesin. Artık gençlerin önünü açmak lazım.
Ben neredeyse çocuk yaşta belediye başkanı oldum ama yeter. Lütfen efendim bana hakkınızı helal edin. Hem işime döneyim. İşimiz biraz dağılıyor. Hem de gençlerin önünü açayım. İki tane mazeretim var. Başka yok. Eğer sen bırakıyorsan hakkımı helal etmiyorum dedi Sayın Başbakan. Bırakamazsın. Epeyce bir uğraştık. Fakat helallik alamadık Sayın Başbakanımızdan. Gelip bir daha aday olmak zorunda kaldık. Milletvekilliği seçimi geldiğinde Sayın Başbakanımız Ankara'ya gelmem için ısrar etti. Bunda da CHP'lilerin suçlamaları var. Sayın Başbakan'dan ben af diledim. Efendim eğer milletvekilliğine gelecek olursam bana şunu söyleyecekler. Sen bak bir sürü suçlama var. Yüzden fazla bu suçlamalar. Dokunulmazlık istiyorsun. Dokunulmazlık sırrına gireceksin. Kaçıyorsun kardeşim diyecekler. Emin olun ben dayanamam buna dedim. Görülecek, ne olur. Görülecek bir hesabım var dedim. Ya elbette var. Gelmedi. Ben o incelemeler sırasında adliyeye bir gün olsun gitmedim. Hiçbir savcıyla görüşmedim. Rahat çalışsınlar, karar versinler diye. O kadar eminiz ki, o kadar rahatız ki. Yani mesela diyorlar ki şuradaki benzinliği başkan işte peşkeş çekti. Gidiyorlar ki o benzinliğe benden 20 sene önce ruhsatını almış adam, meskenini almış oturuyor. Hiç ilgisi yok, alakası yok bizimle. Öyle şeyler. İşte imar daire başkanınızın 400 tane dairesi var diyorlar. Gidiyorlar araştırıyorlar ki adam bir tane oturduğu ev var. Suçlamalar bu kadar abes, absürt, gülünecek şeyler. Yani o şartlar altında benim milletvekili olmam asla düşünülemez. O zırh içerisine girip sorulara, o suçlamalara maruz kalamam tabii. Ve onun beklemesi için, doğrusu dosyaların biraz da görülmesi için Sayın Başbakanımızdan rica ettim ve milletvekilliğine gelmedim. Ama şunu söyleyebilirim. Çocukluğumdan beri bir çizgi üzere gidiyorum. Ortaokul yıllarında dernekçilik başladı. Üniversite hayatımda biraz olayların içerisinde oldum. Hacettepe Üniversitesi'nden öğrenci olaylar yüzünden ayrılmak zorunda kaldım. Sonra İstanbul Hukuk'a geçtim. Okul bitip geldikten sonra yaklaşık 10 vakfın yönetimindeydim. Kiminin de başkanlığını yapıyordum. İlahiyat Vakfı'nın başkanıydım. Erciyes Vakfı'nı kurduk. Kayseri'de ilk aşevi faaliyeti, öğrenci bursları, evine ekmek götüremeyecek olan gariplerin ekmek fonları, bütün bunlarla uğraşıyorduk. Benim bu hayat çizgim. Hem ticaret yapıyorum ama bir taraftan da hizmet etmeye çalışıyorum. Belediyeciliğe razı olmamızın tek sebebi de zaten hizmet ağırlıklı olması, hizmetin ön planda olması. Ben 4 kez belediye başkanlığı yaptım ama belediye başkanlığından önce de milletvekilliği teklif aldım yine. 5 kez milletvekilliği teklif aldım. Razı olmadım. Gitmedim Ankara'ya. Çünkü benim meşrebime uygun bir iş değil Ankara'daki milletvekilliği. Bana göre bir iş değil. Sayın Başbakanımıza da bunu söyledim. Edemeyeceğimi rica ettim, söyledim açıkça. Belediye başkanlığı hizmet kapısı. Hakikaten burada bir şey yapıyorsunuz, bundan mutlu oluyorsunuz. Ortaya bir proje çıkarıyorsunuz, müthiş keyifleniyorsunuz ondan. İnsanlar sizi görünce sokakta dua ediyorlar. Anneler gelip sarılıyor size. Teyzeler dua ediyor. Şimdi onların karşısında sizi ağlamamak için kendinizi zor tutuyorsunuz. Müthiş bir duyguseli bu. Mümkün olsa da çarşıya beraber bir çıksak, insanların ne kadar dua ettiğini bir görseniz. Bu bizi ayakta tutuyor. Doğrusu müthiş şekilde motive ediyor. Ve hayatında geçici olduğuna inanıyoruz. Çok kısa süreli bir hayat var. Bu hayatı da anlamlı geçirmek lazım. Size zaten şey diye hitap ediyorlar değil mi? Haseki Başkan. Haseki Başkan. Mesela soruyorum diyor ki ya Haseki yok. Başkanı mı söylüyorsun diyor. Evet. Özü çok kullanmazlar. Evet, Haseki Başkan. Başkan derler. Öyle. Ondan da ben mutlu oluyorum. Bu benim gıdam adeta. Ama şöyle bir şey yok. Ben aday olacağım. Beni aday yapın. Ne dilekçe veriyorum. Ne gidip rica ediyorum. Öyle bir şey yok. Yine bu seçimler geldiğinde eğer bana ihtiyaç varsa buradayım. Değilse bana müsaade edin. Kimi istiyorsanız koyun. Allah şahittir ki en istemediğim insanı bile koysanız sonuna kadar destekleyeceğim diye partiye açık çek verdim. Bütün arkadaşlarımız biliyorlar. Ama böyle karar verildi. Sizin 5. döneminiz ama AK Parti'de son döneminiz değil mi? Evet, 3. dönemimiz AK Parti'de. Toplamda 5. dönem oluyor. Bir dönem benim Melik Gazi var. Melik Gazi'yi tamamlayamadım. Çünkü Şükrü Bey Büyükşehir Belediye Başkanı bir ceza aldı. Evet, meclis kararıyla ben Büyükşehir'e geldim. Geldiniz, evet. Büyükşehir'de 4. dönemim oluyor. Evet. Efendim şimdi projelere geçeceğiz ama bu Erciyes Master Planı'yla başlarsak. Çünkü o bayağı iddialı bir proje. Evet. Yani şöyle bir herhalde çıtanız var anladığım kadarıyla o şehirde yaptığımız görüşmelerde de. Bursa Uludağ'a geçecek bir şey mi tasarlıyorsunuz? Yani ne o plan içinde ne var? Sadece kayak merkezi mi yoksa devamında başka şeyler de mi var? Mantığımı izah etmek için söylemek istiyorum.
Birincisi bu şehrin altyapı sorunu kalmadı. Su, kanal, arıtma vesaire o işleri bitirdik bir dönem önce. Sonra üst yapıdaki sorunlara geldi, onları da bitirdik. Yani yoldu, parktı, işte üst geçit, alt geçit, otoparklar vesaire. Ki onlarda da müthiş bir başarımız var. Bu şehirde bir elin parmakları kadar park vardı, onlar da işgalliydi. Aile içerisine giremezdi. Bir elin parmakları kadar, toplam sayı bu. 800'den fazla park yaptım ben bu şehirde. Müthiş başarı elde ettik. Ama bunlar rutin belediyecilik hizmetleri. Yani herkesin yapması gereken hizmetler. Biz bir dönem önce şöyle bir çalışma yaptık. Bu şehri ayağa kaldırmak için turizmde neler yapmalıyız? Eğitimde neler yapmalıyız? Sağlıkta neler yapmalıyız? Sporda, kültürde, sanatta sırayla 10 başlık belirledik. Onlardan bir tanesi turizm. Turizmde Kayseri'de ne yapabiliriz? Elimizde en büyük avantaj olarak Erciyes Dağı duruyor. Kayak merkezi gerçekleştirebiliriz. Onu besleyecek Kapadokya bölgesi var. Bize 40-50 kilometre mesafede. Bir de tarihi eserlerimiz ve tabii güzelliklerimiz var. O zaman biz Erciyes'te kayak merkezi yapmalıyız diye düşündük. Bu amaçla şehri kucaklayacak, turizmden istifade etmesini sağlayacak bir proje olarak düşünüp ortaya koyduk. Sonra çalışmalara başladığımızda kayak merkezi Erciyes'te olur fikrine vardık. Avusturya'dan projeciler getirdik. Proje safhasında bu iş olur mu olmaz mı? Nerelerde kayılır? Küresel ısınma acaba Erciyes'i etkiler mi? Karsız kalır mı? Bizim paramız boşa gider mi? Kıymetli paramız, kolay değil. Evet. Onlar hesap ettiğimiz bir 5-6 senelik süreç var. Sonra inşaat safhasına geçip proje safhasından sonra inşaat safhasında altyapısını olduğu gibi bitirdik kayak merkezini. Yollar, su, kanal, elektrik vesaire gibi işler. Sonra mekanik tesisler. 15'e yakın teleferik teresiyaj. Karlama üniteleri. Yani kar az yağdığında kar üfüren makineler. Onu, evet. Yani onun bu kar makineleri. Bu sene birçok yerde kayak yapılamadı. Ama biz makinelere su verdik. Makineler kar olarak üfürdü. Ve pistleri hazırladık. Şu anda hazırladığımız pist miktarı uzunluğu 100 kilometreyi geçti. 100 kilometre kayılacak pist var bizde şimdi. Oradaki sosyal tesisler, restoranlar, kafeler, ihtiyaç mahalleleri, dükkanlar. Biz bunların hepsini yaptık. Yaklaşık 120-130 milyon euro para harcadık. 21 tane otel yerine otelcilere sattık. Onlar da inşaatlara başladılar. Bir sene sonra bütün bu işler bitiyor. Oteller bitiyor. Karşımıza şöyle bir manzara çıkıyor. Saatte tam 35 bin kişinin kayacağı bir kayak merkezi. Pist uzunluğu 200 kilometre. Ve gecede 6 bin kişi Erciyes'te konaklayabiliyor. Bu Kayseri'nin 6 bin kişi. Kapasiteyle çalışıyor faaliyet halinde? Bizim oradaki mekanik tesislerimiz çalışıyor. Ama oteller bitmediği için konaklama başlamadı. Hmm. Turist akını başlamadı. 2-3 tane otel var. 100 civarında her gün mutlaka turist var orada dışarıdan gelen. Hafta sonlarında 1000'e yakın Türkiye'den, çevreden gelenler oluyor. Birkaç bin kişi de bizim buradan kaymaya gidenler oluyor. Müthiş bir orada aktivite var, hareket var. Ama bizim asıl düşündüğümüz dünyaya açılmak. Hmm. Alplerdeki gibi bir tarz. Ben şu anda dünyada şu oturduğumuz yerde bile 20 tane, 30 tane şehir ismi sıralayabilirim ki bu şehirler hiçbir şekilde sanayi şehri değil, ticaret şehri değil, sadece kayaktan geçiniyorlar. Hmm. İspanya'da var, Fransa'da var, Avusturya'da, İtalya'da var. Bu şehirlerin sadece geçimi kayaktan. Burada bu projeye itirazlar başladığında gazeteci arkadaşları Innsbruck bölgesine götürdüm ben. Tirol bölgesi. Avusturya'nın bir eyaleti, Innsbruck başşehri. Orada bir akşam bize briefing verdiler. Tirol eyaleti nihayetinde 700 bin nüfuslu, Alplerin üstünde bir yer. Sadece geçimleri kayaktan. Dediler ki burada tam 25 bin hizmet sektörüne ait firma var. Bunlara bağlı 55 bin işçi çalışıyor. Yıllık ciromuz da 7 milyar euro. Bakın kayaktan elde ettikleri payı söylüyorum. 7 milyar euro. Bizimkiler dayanamadılar. Ne kadar kar bunun dediler. %50 dedi adamlar. Turizm müdürleri. 3,5 milyar euro. Efendim rakamlar havada uçuşuyor ama kıyas kabiliğinden söylüyorum. Kayseri'de 1200 tane fabrika var. 4 sanayi bölgesinde. Tüm bizim tarihsel birikimimiz orada. Sermayemiz orada. 50-60 bin işçi çalışıyor. Yıllık ihracatımız 2 milyar dolar. Karımız olsa olsa 200 milyon dolar bundan. %10. Bakın insanlar sadece kayaktan ne müthiş bir pay elde ediyorlar. Gerçek bir pay. Biz demek ki ıskalamışız dedik. Kaçırmışız bunu. Tabii orası bize bağlı değildi. Sonradan kanunla bize bağlanınca biz çalışmaya başladık. Eğer bize bağlı olmuş olsaydı 20 sene öncesinde çalışma yapardık. Birkaç senede bize bağlı büyük şehirde ve çalışmaya başladık.
Şimdi orada Kayseri için turizm açısından müthiş bir kapı açtık biz. Burası Kayseri için bir aşk kapısı, iş kapısı, turizm kapısı. Müthiş bir sanki bacasız sanayi olarak gözüküyor. Şimdi Kayseri ile ilgili şöyle bir sıkıntılı alan belki Erciyes bunu aşmak için çok önemli bir fırsat gibi gözüküyor da mesela yanı başında Kapadokya var. İnsanlar çoğu zaman işte Kayseri Havalimanı'nda inip doğrudan oraya geçiyorlar. Yani aynen. Kayseri ama işte Selçuklu önemli şehirlerinden birisi, bir tarihi dokusu da var. Yani. Ama bu çok şehirde dolaştığınızda da çok sizi sarıp sarmalamıyor. Ve insanlar burayı transit geçiş olarak kullanıyorlar. Aynen öyle. Şimdi siz hani tarihi ve doğal dokuyu da bir turizm şey olarak kullanmaktan, ön plana çıkarmaktan bahsediyorsunuz. Bunun için ne yani Erciyes tamam, doğa sporları, kış sporları, tarihi dokuyla ilgili ne yapmayı düşünüyorsunuz? Ben bugün biraz dolaştım, şöyle bir şey gördüm. Mesela öğrencilerle dolaştım biraz da. Onlar beni güzel yerlere götürdüler. Yeni açılmış, bir yıldır açılmış bir külliye gibi bir yapının içinde bir kafeterya var, geniş bir alan. İşte ney tesis, pat vesaire atölyeleri var. Çok hoş bir mekan olmuş. Oradan çıktık. Yine bu kapalı çarşı bedesten tarz bir yerden içeriye girdik. Böyle kapalı bir mekan içinde arabalar park etmiş. Hani orayı birden çok güzel bir yer olarak hayal ettim ama arabalar park ediyordu orada. Şehir içinde de muhtemelen böyle mekanlar vardır. Hani bunlarla ilgili planlarınızı da anlatırsanız. Tabii Erciyes'e gelen turist gündüz 2-3 saat kaydığında yoruluyor. Daha fazla spor yapılamıyor. Sonra şehri gezmek istiyor. O zaman şehrin hazır olması lazım. Bakın Cumhuriyet Meydanı, sizin gittiğiniz o meydanda eskiden ortalarda bir sürü kötü yapı vardı. Herhalde 50'den fazla orada yer yıktık. Sadece tarihi eserler kaldı. O meydanda Roma'dan kale var. Osmanlı'dan kapalı çarşı var. Selçuklu'dan sizin gittiğiniz medrese ve o çevrede birçok cami, türbe, medrese evet. var. Mimar Sinan'ın camisi var o meydanda. O meydan tarihi bir meydan. Bunun gibi Kayseri birkaç medeniyete ev sahipliği yaptığı için bütün bu medeniyetlere ait olan eserlerin hepsinin neredeyse restorasyonunu bitirdik. Bize ait olmayanlar da gidip ilgili kurumlardan istedik. Bize 10 yıllığına, 5 yıllığına verdiler. Tamamıyla restore ettik. Bir kültür yolu projemiz var. Kültür yolu projesinden kastımız şu. Kayseri tarihi bir kent diyoruz ama insanlar nereden başlayıp nereyi gezdireceklerini bilmiyorlar. Evet. İlk başlangıç evet. yerinden başlayarak yaklaşık 30 tane çok önemli eseri yürüyüş yolları özel olmak üzere. Her bir tarihi eserin üzerinde anlatısı olan o yolu takip ettiği takdirde bu 5 medeniyete ait eserleri görebilecekleri bir kültür yolu. Bu kültür yolunun üzerinde tam 5 tane müze yapıyoruz. İlk müzemiz Selçuklu Müzesi. Keşke gezebilseydiniz bugün. Bakın Anadolu'ya iz vuran en önemli medeniyet Selçuklu. Fakat medrese müzesi yok. Evet. Yapıyor dediniz, yaptınız. Bitti. Selçuklu Müzesi bitmiş. O kültür yolunun ilk durağı orası. Hı. Kültür yolu projesinin ilk durağı. Orada tabii tarih anlatımı olduğu gibi Selçuklu'dan kalan ne kadar eser varsa gerek bakanlıklarda, gerek vakıflar genel müdürlüğünde hep istedik. Onları aldık. Biraz da özel müzayedelerden topladık. Selçuklu'nun bütün eserlerini topladık. Müthiş bir müze oldu orası. Sonra kale içerisinde inşaat şu anda devam ediyor. Birkaç aydan bitecek. Arkeoloji müzesi yapıyoruz. Üst tarafı kültür sanat merkezi olacak ama bodrum katı arkeoloji müzesi. Kayseri'de çevrede bulunan ne kadar kazılarda çıkan ortaya bizim eserimiz varsa orada sergileniyor. İçkale denilen. İçkale. Evet. Evet orada inşaat devam ediyor. Devamında Kayseri Lisesi'ni boşalttık. Şu anda restorasyon devam ediyor. Sene sonunda orayı da Milli Mücadele Müzesi olarak açıyoruz. Sebebi Sakarya Harbi'ne 63 tane 16-17 yaşındaki yavru gönüllü olarak yazılmışlar, gitmişler. Hepsi şehit olmuş ve o sene lise müze mezun verememiş. Onların anısına Milli Mücadele Müzesi yapıyoruz orayı. Devamında bu kültür yolunun üzerinden devam ediyorum ben şimdi. Kayseri Mahallesi var. Bir müze gibi bir mahalle. 50'ye yakın konak orada restore edildi şimdi. Tavukçu Mahallesi. Evet, evet. Küçük bir butik otel yapıyoruz. Bitmek üzere. İşçinin fonksiyonlarını yüklüyoruz. Orada Kayseri yemekleri yenilecek. Musikisi icra edilecek. El sanatları sergilenecek. Yaşantısı orada tamamıyla müze gibi ortaya çıkıyor. Bir mahalleyi ayağa kaldırdık.
Yani oraya gelen bundan 80 sene önce, evet. 100 sene önce Kayseriler hangi mahallelerde yaşardı? Ne yerlerdi, evet. Ne içerlerdi, nasıl bir musiki dinlerlerdi, nasıl evlerde otururlardı, onu görebilecekleri bir yaşayan müze. Bu da bitmek üzere inşaat. İşte Erciyes'te biraz kayak yapan insan bu tarafa doğru geldiğinde, kültür yolu üzerinde 5 medeniyete ait çok önemli 30 tane eseri görebilecek, evet. Ve buradan da müthiş keyif, evet. Alacak diye düşünüyoruz. Sonra Kapadokya dediğiniz gibi bize 30-40 kilometre mesafede. Zaten eskiden Kapadokya'nın başkenti Kayseri'ymiş. Kapadokya derken insanların aklına bir şey geliyor ama belki Akdeniz'den Karadeniz'e doğru uzanan bir hattı çizin. Kapadokya Krallığı burası. Merkezde Kayseri. Etrafımızdaki hinterlandımız en yakın yerlerimiz. Ürgüp falan eskiden Kayseri'nin ilçeleriydi. O yüzden çok rahat buradan yarım saatlik mesafede insanlar, evet. Oraya da gidebilecekler. Evet, bir kısa araya gideceğiz, devam edeceğiz ama daha çok sayıda proje var, onların hepsini detaylı konuşacağız ama önce kısa bir ara. Kayseri'deyiz. Seçimin nabzını tutmayı sürdürüyoruz. Konuğumuz da Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı ve AK Parti adayı Sayın Mehmet Özaseki. Efendim projeleri konuşuyorduk ama tabii birçok başlık konuşacağız ama şu şehir derya projesi, yani Kayseri'ye deniz mi getireceksiniz? Çünkü dolaştığımızda öyle diyorlar. Kayseri'ye deniz de gelecek. Aslında denizin bir miktarını getirdik Kayseri'ye. Kızdırmak bizim şehrimizin merkezinden tam 20 kilometre kuzeyden akar. Dağın arkasından akar. Oraya bir baraj yaptırdık biz. Orada 1,5-2 kilometre genişliğinde, bazı yerlerde 50 metre, 70 metre yüksekliğinde, geriye doğru da tam 70 kilometre uzunluğunda bir su kütlesi tuttu. Orası bir deniz adeta. Orada su sporları yapılabiliyor. Ama şehir içerisine deniz getirme fikri, Kızdırmak'ın Kayseri'nin içerisinden akıtılması fikri bana ait bir fikirdi. Bunu daha önce açıkladım. İşlerin bittiğinde dedim, uçuk bir proje olarak da size Kızdırmak'ın Kayseri'den geçirilmesi fikrini söylüyorum demiştim hemşehrilerimize. Niye olduğunu sorduklarında, dünyanın en güzel şehirleri su başındaki şehirlerdir. O şehirlerin içerisinden ırmaklar akar, köprüler yapılır. Orada hatta aşklar yaşanır, romanlar yazılır. Oranın keyifli bir hali vardır. Müthiş bir nostaljisi vardır. Romantik bir havası vardır. Bunu da yaşasın istiyorum hemşehrilerimiz dedim ben. Yaşasınlar istiyorum. Onun için de Kızdırmak'ı Kayseri'nin içerisinden geçirmek lazım. Allah ömür verirse ben bunu yapmak istiyorum diye izah etmiştim. Sonra üzerinde baraj yapıp elektrik üretmeye başlayınca suyu kiraya vermiş olduk biraz. Onun da bir 10 sene daha süresi var. Fakat Kayseri'de dönüşüme uğraması gereken 50-60 yıllık yapılar var. Aslında bunlar mesken, şeyler, ruhsatlı yapılar. Meskenleri var, kaçak yapı değil. Ama depremsellik açısından tehlike arz eden yerler. Biraz eskimiş, işlevselliği kalmamış. O bölgelerin yenilenmesi lazım. Yenilenirken sıradan TOKİ evler gibi yapabilirsiniz. Yüksek katlar verirseniz insanlar bir iki daire sahibi olurlar, geçer giderler. Fakat 100 sene, 200 sene bir daha değişmez bu yaptığınız. Şehre bir şey katsın istiyoruz. Ben tam 3 tane alan belirledim böyle. Birisi eski sanayi. Eski sanayide dükkanları yıktığımız zaman orta çok geniş 500 bin metrekareye yakın bir deniz getirelim istedim. Etrafına yüksek katlar verelim. O sanayideki esnaf arkadaşlarımızın haklarını o yüksek katlarda çözelim. Hiç kimsenin değeri geriye gitmesin. Orada bir rahat doğuyorsa sanayi esnafının olsun. Evet. Onların haklarında asla bir zayilik olmasın. Geriye gidiş olmasın. Ama benim için de ortaya 500 bin metrekare boş alan çıksın. Ben burada su oyunları yapayım. Esnafına rekreasyon alanı yapayım. Keyifle burada gelinsin, dinlenilsin, yenme, içme, işte işleri yapılsın, su oyunları oynansın gibi bir projemiz vardı. Doğrusu bu proje bizim çok hoşumuza gitti. Fakat sanayici esnaf arkadaşlarımız biraz tedirgin oldular. Bizim dükkanlar ne oluyor gibi. Onlara da çok net ifade ettim. Eğer istiyorlarsa daha büyük dükkanlar, sitelerde vermeye razıyım. Günlük mü paraları ne ediyorsa onu vermeye razıyım. Veya istiyorlarsa yaptıracağımız o yüksek katlılardan konut verebiliriz. Evet. Hiç kimsenin hakkı zayi olmaz. Ama yapacağımız bu proje büyük bir bölüm ikna oldu. Ben ikinci, üçüncü proje de hazırlatıyorum oraya. Onları da kendilerine göstereceğim. Tamamı razı olduktan sonra işe başlayacağız. Tamamının razı olmasını amaçlıyorsunuz. Elbette.
Ben bu kadar yıldır belediye başkanlığı yapıyorum. İnsanların bedduasını niye alayım? Ben hizmet ediyorum. Evet. Dua almak istiyorum. Bunu da çok açık kendilerine ifade ettim. Onlar razı olmadan bir şey olmayacak. Bunun yanı sıra bir başka semt var. Sahabiye Mahallesi. Orada da yine 4000 civarında konut var. 1000 civarında iş yeri var. Evler ve iş yerleri 50-60 yıllık. 6 şiddetinde, 7 şiddetinde bir deprem olduğunda hepsi yıkılır. Orada tarihi doku da var galiba. Öyle çok mi? Az bir tarihi doku var. Onları koruyoruz zaten. Hmm. Onlara dokunulmayacak. Orada kümbetler var. Benzer yapılar var. Belki onların etrafı açılarak onlar tabii daha görünür hale de getirilebilir. Orası mesela 500 bin metrekare kadar bir yer. 25 tane yüksek katlı. Zeminde 2000 metreye oturan. Yani toplamda 50 bin metrekaresine inşaat verip 450 bin metrekare boş bir alan çıkarıyoruz. Hmm. İşte o boş alanda belediye sanatını gösterecek, hünerini gösterecek. Su oyunlarıyla, yeşil alanlarla, yürüyüş yollarıyla, keyifli mekanlarla bunu çözecek. Orayı finans merkezi olarak düşünüyoruz. İş merkezi olarak düşünüyoruz. Sebebi belediye orada. Valilik, adliye, defter dağlık, maliye orada. Bütün resmi kurumlar orada. İşte orada insanlara... Nasıl bir silüet öngörüyorsunuz? Yani yüksek gökdelenli bir silüet mi yoksa? Elbette. Yukarıya doğru yükseltmezseniz aşağıda boş alanları elde edemezsiniz. Tarihi eserlerin olduğu bir yerde değil. Çok az tarihi eser var. O yüzden orası Kayseri'nin modern yüzü, hmm, gelişen yüzü olmak zorunda. Orada 30 katı kadar yüksek verdiğimizde herkesin orada hakkını koruyoruz. Eski ev sahiplerine yeni ev veriyoruz. Hiçbir zaman 1 lira almadan, yani ceplerinden para çıkmadan o dökülen, eskimiş olan evlerinin yerine yepyeni evler veriyoruz. Ve yepyeni bir silüetle ortaya çıkıp Kayseri'ye bir değer katmayı düşünüyoruz. Bu arada valilik binasını yıkıp onu geriye çekiyoruz. Ve yer altına 3000 araçlık bir otopark yapıp Kayseri'nin o bölgedeki otopark sorununu da çözüyoruz. Bütün bu projeleri ben zaten daha önce açıkladım. Üstelik valiliğin yıkılması, otoparkların yapılması gibi projeleri de imar planına işledik. Bunlar kesinleşti. Bunlar önümüzdeki günlerde devreye girecek olan projeler. Şu anda meydanımız aslında çok güzel bir meydan. Belki Türkiye'nin en geniş meydanı. Sadece tarihi eserlerin olduğu bir meydan meydanımız. Ama valilik sanki ortasında gelmiş, tam ortaya konmuş gibi. Onu geriye çekmemiz icap ediyor. Bu yeni meydan projesiyle evet, öngörüyorsunuz değil mi? Sahabiye Mahallesi'yle yeni meydan projesi birleşik olarak öngörülüyor. Zaten Sahabiye Mahallesi birleşik buraya. Onun için beraber öngörüyoruz bunu. İkisi beraber çözülüyor orada. Sonra bir önemli projemiz daha var. Prestij projesi olarak söylediğimiz, o da Hava İkmal Bakım Merkezi. O iç turizme yönelik bir proje. Elbette. Daha yani çok Halime Kökçen'in dediği gibi hani geliyorlar, havaalanından iniyorlar ama Ürgüp Göreme'ye gitmesinler. Yani onu kesecek en önemli şey kayak merkezi. Belki yeniden Erciyes'e dönmüş olduk ama dünyada kayak turistleri biraz paralı turistler. Biraz entel takılan tipler, biraz üst düzey grup. Onlar bir iki sene bir yerde kaldıkları zaman üçüncü sene kesinlikle oraya gitmiyorlar. Bir başka yer arıyorlar. İnsanlar kayak turizminde önce elbette kayılacak pist arıyorlar. Bu bizim için çok kolay, hazırladık zaten. Sonra o şehirdeki tarihi değerleri görmek istiyorlar. Tarihi eserleri gezmek istiyorlar. Evet. Sonra oranın yöresel damak tatlarına bakmak istiyorlar. Kayseri bu açıdan enfes bir yer zaten. Hamur işi, etle ilgili evet, yemekleri falan enfes bu konuda. Doğrusu turist geldiğinde Kayseri'de hem kayak turizminden istifade edecek ama bunun dışında gelip elbette ki yemeklerini yiyecek, çarşısını gezecek, o tarihi mekanları görecek. Sonra da bu hazırlamış olduğumuz modern mimariye has üsluptaki binaları gördüğü zaman da onların içerisindeki alışveriş merkezlerine takılacak diye de düşünüyoruz. Bunlar hepsi bir hazırlık olarak görüyoruz biz. Dönüşüm projesi yapmak aslında zor değil. Kayseri'de eskiden şehrin yarısı kaçak yapıydı. Bakın ben işe başladığımda. Yarısı gece kaçak yapıydı. Bir tane kalmadı şimdi. Tamamı imarlı hale geldi. Fakat şu andaki dönüşümlerden benim maksadım farklı. Dönüşüm yapacağım ama yaptığım her bir dönüşüm Kayseri'ye bir prestij olarak dönecek. Yaptığım bu projelerin neticesinde Türkiye liginden ziyade bazı dünya ligindeki şehirlerle aynı yerde anılacak bir hale getireceğim Kayseri'yi. Yani daha kalıcı, daha evet, şehrin evet, kimliğine evet, katkıda bulunan. Bakın daha dönüşüm projeleri Türkiye'de yeni konuşuluyor. İstanbul'da yeni konuşuluyor, başka şehirlerde yeni konuşuluyor. Ben 15 sene önce bir, insanlar bir daha gecekondu yapmasınlar diye 4 milyon metrekarelik bir alanı gecekondu önleme bölgesi ilan ettim. 250 metrelik insanlara arsa verdim.
Altyapısını yaptım. Su, kanal, yol, park hepsini yaptım. Camilerin, okulların hayırseverleri yaptırdım. Buyurun size tip proje dedim. Gecekondu yapmayın. Gerek yok kavgaya. Gelin. 25 lira peşin, 5 lira taksitle insanlara arsa dağıttım ben. 25 lira peşin, 5 lira taksitle. 150 liraya. Şu gördüğümüz karşıdaki binlerce konutun olduğu yer gecekondu önleme bölgesi. Ben şimdi insanlara 150 liraya arsa veriyorsam, tip projesini veriyorsam elinde, yani 88 metrelik 150 metrelikte bahçe bırakıyorsam, insanlar niye gecekondu yapsınlar? Niye zabıtayla kavga etsinler? Bakın gecekonduyu bitirdim ben böylece. Gecekondu yapılmaz oldu. İkincisi, Kayseri'de yaklaşık tam %50'si kaçak yapıydı. Bunların tek tek verdiği tapularını verdim. İmar istihdam planlarını yaptım. Önce belediye olarak ben girdim, evlerini yıkıp yeni evlere dönüştürdüm. 250 metrelik kaçak yapısı olana bir tane daire verdim. 280 metreye kadar. Sonra müteahhitleri özendirdik. Binlerce gecekondu yıkıldı. Yerine konutlar geldi, yeni konutlar yapıldı. Ve insanlar tertemiz evlere çıktılar. Ve kavgası, gürültüsü. Kavgası, davullu, zurnalı, törenlerle yıktık evleri biz burada. Bakın bunlar yapıldı. Şimdiki dönüşümden benim kastım, şehre bir şey katacak dönüşümler. Prestij projeleri. Yani yaptığımız bu projelerle parmakla gösterilecek bir projeler. Sıradan 10-15 kat yüksek katlıların dümdüz verildiği, TOKİ evleri gibi evlerin yapıldığı bir dönüşümden ben bahsetmiyorum şimdi. Çok daha değişik süliyetlerin olduğu, çok daha değişik mimari tarzların olduğu ve içerisinde fonksiyonların yüklendiği bir dönüşümden bahsediyorum. Ve çok geniş alanlar kalıyor bana çalışmak için. Sanayi bölgesinde 500 bin metrekareden fazla deniz kalıyor. Sahaviye mahallesinde bir o kadar yeşil alanların ve sulu mekanların olduğu rekreasyon alanları olarak düzenlediğimiz keyifli mekanlar kalıyor. Biraz önce bahsettiğim Hava İkmal projesi de bomboş 2 milyon metrekarelik askeri bir alan. Oraya da şehir parkı yapmayı düşünüyorum. Şehir parkı. Evet, şehir parkı. Ben bugün geçtim yanından. Gerçekten çok merkezi, biraz ağaçlandırılmış bir alan. Evet. Orası bir nefes alma yeri gibi aynı zamanda. Çok geniş bir alan. Tamamını mı? Orası 3,5 milyon metrekare. 1920'lerde yapılmış teyyarelik fabrikası var içerisinde. Teyyare yapım için kurulmuş. İlk etapta uçak da üretmişler. Almanlarla, İngilizlerle, Amerikalılarla ortak olmuşlar bizimkiler. Sonra durdurulmuş ne hikmetse. Ama fabrikanın yapım tarihi 1926'lar. Artık içerisinde bir takım imalatlar var ama günümüz teknolojisine çok uygun olmadığı söyleniyor. Ben ilgililerle görüştüm. Milli Savunma Bakanlığı'yla, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'yla. Onlar bir şeye karar veriyorlar şimdi kendi işlerinde. Eğer isterlerse fabrikayı taşıyacağız olduğu gibi. Fabrikayı taşıdığımızda bir 500-600 bin metrekarelik alan atıyor fabrika. Yeni, modern, çok daha yüksek uçakların içerisine girebildiği, onların değişik hizmetlerinin yapılabildiği mekanlar ve hangarlar isteniyor bizden. Eğer onlar buna razı olurlarsa o alanı bana veriyorlar. 3 milyon metrekareye çıkıyor alan. Ben fabrikayı taşıyorum. Yoksa, tüm kullanışlı hale geliyor bunda yani. Yoksa 2 milyon metrekareden fazla bir alan, bomboş bir alan. Eskiden sel yatağı gibi bir yer. Çok ağaç tutmadığı o yüzden. Orada müthiş bir şehir parkı. Orası üniversitenin tam karşısında. Yani şehir parkı dediğiniz biraz detaylandırır. Kastım şu, elbette içinde yeşil alanlar, ağaçlık alanlar, içinde yürüyüş yolları, göletler vesaire olacak. Bu bizim çok klasik bildiğimiz yurt dışındaki büyük şehir parklarından birisi gibi. Ama üniversitenin tam karşısında olduğu için oraya 10 çeşit fonksiyon daha yükledik biz. Üniversitenin tam karşısına 160 metre yüksekliğinde bir kule koyduk. Projesini yaptırdık bunu. En üst tarafta döner restoran var. Kayseri yukarıdan panoramik olarak her tarafı izleyebilecekleri bir mekan. Alt tarafta gençlerin bowling oynayacağı yerler, spor alanları, hobi odaları, sinema salonları vesaire. Gençlik merkezi. Çevrede orası teyarelik fabrikası olduğu için havacılıkla ilgili birkaç çeşit aktivite var. İşte paraşütle atlama, havada durma, buna benzer yamaç paraşütüyle ilgili bir takım çalışmalar, havacılık müzesi, onlar var bir bölüm olarak. Bir başka bölümde çok keyifli nikah salonları düşünüyoruz. Keyifli nikah yani salonu derken? Keyifli nikah salonları şu. Bakın, nikahta artık arayış var ya, havada paraşütle atlarken yok, balonda yok. Bizim yaş grubumuzdaki herkes şundan sıkılmıştır. Klasik. Bir masanın başında bir memur, suratı biraz asık.
İki tane gariban elini bize koymuş. Eteği atıda oturur gibi. Evet Mahir mi? Söyle bakayım. İşte kaç misafir varsa onlarla düz bir devlet dairesinin soğukluğu içerisinde. Evet derken bile böyle can yani, çekişir gibi. Evet. Ya diyorum ki ben şimdi bu insan ömrüne de bir kere çoğu zaman yaşanır işte. O bir kere yaşayacağı bu keyifli mekanda hakikaten güzel bir yer olsun. Rüya yeri gibi bir şey olsun. Gelenler oraya keyifle gelsinler. Misafirler orada keyif alsınlar. Etraf çiçek kokusundan durulmasın. Sulu mekanlar olsun. Arkadaşlarımız çok güzel bir proje hazırladılar. Nikahları hep orada kıyacağız. Kafaya koyduk artık bunu. Gelen ömründe bir kere işte orada görüp keyifle böyle bir dünya evine girsin istiyoruz. Onu yapacağımız bir yer. Sonra dünya mutfağından 4 tane ayrı binada yemeklerin sunulabileceği yerler. Dünya mutfağı derken bir tanesi Kayseri mutfağı kesinlikle. Kayseri mutfağı. O vazgeçilmezimiz bizim yani. Birisi o. Ama onun dışında diğer ülkelerinde mutfaklarının olacağı yerler. Gösteri mekanları, sanatçı mekanları, sergi salonları. Orada bulunsun istiyoruz bunlar. Aromatik bahçeler. Arkadaşlar 10 ayrı fonksiyon yükledi. Yani orada 2,5 milyon metre yakın bir alanda 2,5 milyon metrekareyi buluyor. Böyle bir alanda tabii bir tarafta etrafta yürüyüşler yapılsın, göllerin etrafında insanlar dinlensinler, ağaçların altında keyif yapsınlar ama bir taraftan da fonksiyon yükleyelim, yaşasın istiyoruz orası. Yani hem damağa hem ruha uygun şeyler. Yani Kayseri'de şimdi altyapı bitmiş, üst yapıda birçok işi çözmüşsünüz. Artık bunun gibi keyifli projelere sırası geldi. Geçiyor bile. Biraz sanki artık ustalık dönemini bile geçirdim şeyi var. İşin estetik boyutu da değil mi? Biraz estetik boyutu doğru. Evet, çünkü biraz keyif kattığımız projeler zaten sırada şimdi. Bu ben bir soru sorayım size bununla ilgili tam da gösteri alanları vesaire dediniz. Mesela sinemalar var Kayseri'de haliyle. Ama bir şehir tiyatrosu, sabit salonu olan sanatçıları yani belediyenin istihdam ettiği şehir tiyatrosu yani formatında bir mekan. Turne değil de evet buranın Kayseri. Nin bir tiyatro sahnesi yok bildiğim kadarıyla. Yanılıyorsam düzeltin. Salonlarımız var. Çok güzel salonlarımız var. Ama kadrosuyla var yani. Beraber. Yani devlet tiyatrosu. Devlet tiyatrosu değil, şehir tiyatrosu. İşte İstanbul'daki Sinel Turul sahnesi gibi. Bir sabit sahneniz yok. Burada 4 tane üniversite var. Ve belki bir 5-6 sene sonra bir 5. olacak, 6. olacak ya da bu üniversitelerin kapasitesi daha da genişleyecek. Burası üniversiteleriyle anılan bir Anadolu başkenti olacak tabiri caizse. Sanat dediğimiz husus da pazar ekonomisine göre şekillenemeyen bir şey. Yani orada bilabedel bir destek istiyor. Siz de kaynak yaratma hususunda çok hünerlisiniz. Bunun biraz belki Kayserili oluşla da ilgisi vardı. Belki bunun da bir esprisi varsa bizimle paylaşabilirsiniz. Ben bu şehir tiyatrosu bahsiyle ilgili ne söyleyeceksiniz merak ettim. Yalnız cevabını kısa bir aradan soralım mı? Hem bizi izleyenler de merak etsin hani tiyatroya dahil ne söyleyecek başkan diye. Ama önce yine kısa bir araya gideceğiz. Aradan sonra yanıt alacağız. Üreten Türkiye'nin bankası. Evet, devam ediyoruz. Kayseri'deyiz. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı ve AK Parti adayı Sayın Mehmet Özaseki ile hem seçime dair planlarını, projelerini hem de bugüne kadar yaptıklarını konuşuyoruz. Ama aradan hemen önce Ali Mekökçe benim de çok önemsediğim bir konuyu sormuştu. Bu İki tiyatrolar konu meselesi. Şey sordu, Halim Hanım da nasıl birleştireceğimi düşündüm. Ben siz şu tiyatro meselesiyle başlayın başkan, Sayın Başkan. Peki. Tabii Türkiye'de doğrusu kendi başına tiyatro kurup kadrosunu oluşturmuş belediye çok az var. Ama bunun dışında salonları hazırlayıp, buna uygun ortamları hazırlayıp devamlı oraya tiyatrolar, gösteriler, değişik etkinlikler çağıran belediyeler de bayağı var. Bunlardan birisi de biziz. 300 kişilik, 600 kişilik, 1300 kişilik çok güzel salonlar yaptık. Tiyatro salonları, konser salonları.
Bunlar hemen her gün dolu. Bugün bile bir etkinlik var. Hafta bir iki tane tiyatromuz var. Devlet tiyatrolarına çağırdığımız zaman sıkça geliyorlar. Özel tiyatrolar o kadar çok ki. Sanki ihtiyaç hissettirmiyorlar bize. Bizim Sosyal İşler Daire Başkanlığı tarafından, Kültür Daire Başkanlığı tarafından senede 300 civarında etkinlik düzenleniyor. Hemen her günümüzde bir etkinlik var. Mutlaka istediğimiz her türlü sanatçıyı, tiyatro gösterilerini veya değişik etkinlikleri Kayseri'ye davet ediyoruz. Özel gruplar çalışıyorlar. Onların altyapısını hazırlıyoruz. Bu arada konservatuvarımızda tiyatro dalı dahil olmak üzere 17 branşta 4000'e yakın öğrencimiz var. Müthiş şekilde orada faaliyetlere devam ediyor. Özel bir konservatuvar binası yaptık. Orada hocalarımız da var. Eğitimler de devam ediyor. Bunun dışında kale içerisinde şimdi sanatçılar sokağı yapıyoruz. Çok güzel bir sanatçılar sokağı. Arkadaşlarla geçenlerde oturduk onlarla. Onlar ne tür bir sokak istediklerini konuştuk kendileriyle. Amatör sanatçılarımız var Kayseri'de. Hı hı. Yüze yakın bunların sayısı. Dernek olarak da bir araya geldiler. Aslında Türk İslam sanatları ile ilgili sizin biraz önce söylemiş olduğunuz medresenin içerisinde bir bölüm açtık. Yani orada ne yapımı da var, hüsnü hatta var, evet, tezhit de var, her şey var. Çok güzel bir yer olmuş. Kale içerisinde biraz daha çağdaş sanatlar, modern sanatlar, sanatçıların sokakları, kara kalem çalışanlar, resim yapanlar, onların bulunduğu sokaklar, müzik dinlet alanları. Şimdi inşaat bitmek üzere, yaz döneminde inşallah onu da açacağız. Kültür sanat faaliyeti olarak o kadar çok etkinlik var ki, kendine has sempozyumlar, işte Mimar Sinan'la ilgili, Erciyes'le ilgili, şiir günleriyle ilgili. Liseler arası tiyatro festivalini 10 yıldır yapıyoruz yaklaşık. Türkiye çapında değil, uluslararası çapta yapıyoruz. Yurt dışından da geliyorlar. Liseler arası tiyatro festivali. Mayıs ayında yapıyoruz. 40-50 grup katılıyor buna. Günlerce devam ediyor. Çok keyifli oluyor. Önce onlar geliyorlar çocuklar, şehirde bir yürüyüş yapıyorlar. Kendi liselerinin atlarıyla. Müthiş bir ortam oluyor. Festival gibi gidiyor. Ama belki de doğrusu bir kendimize az sanatçı grubu oluşturup orada yapmak doğru olabilir mi? Olabilir. Kayseri'de bunu sağlayacak bir ortam biz oluşturabilir miyiz? Oluşturabiliriz. Güçlüyüz. Ama çok bir talep olmadı bu konuda. Talep olmadığı için sadece altyapısını yapıp, özel grupları destekleyip, ona benzer sanat akımlarının hepsinin arkasında durarak, hepsine sponsorluk yaparak, evet, müthiş bir aktif bir sanat dünyasını ayakta tutmaya çalışıyoruz. Bunu yapıyoruz. Doğrusu bu konuda çok becerikliyiz diye düşünüyorum ben. Şimdi çok fazla hani proje saydınız artık şimdi böyle estetik boyutu. Ama bunlara bakınca hani maliyetleri yüksek projelerde. Yani çoğu da öyle. Çok mu paranız var? Çünkü hani Kayserililerde çok para olur derler ya. Sayın Başkan. Çok para, sadece çok parayla olacak şeyler değil. Ben Kayserililerle ilgili bir imaj var. Herhalde sonuç itibariyle belediye hizmetleri halkın parasıyla yapılıyor. Kayserili parasının çarçur edilmesini istemiyordur. Yani sizin öyle de bir sorumlulukla hareket etmeniz gerekiyor. Yani başka belediyeler belki bir kere düşünürken proje geliştirirken sizin iki kere düşünmeniz gerekiyordur. Böyle de bir sorumlulukla hareket ettiğinizi düşünüyorum ve büyük projeler ve pek çoğu da üzerinize vazife olmayan işleri de üzerinize, evet, alarak yapıyorsunuz. Bize bunun sırrını belki açıklamanız gerekiyor. Bu meslek sırrı ya da söylenmez ama ben biraz anlatayım isterseniz. Dün Binali Bey'i dinliyordum televizyonlarda. Galiba İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin bütçesinin %91'i merkezden geliyormuş. Binali Bey öyle söylemişti. İstanbul için %80'lerde bir rakam telaffuz etti. Bizim bütçemizin %25'leri merkezden geliyor. Diğer tarafını biz oluşturuyoruz. Yani kendimiz buluyoruz. Gayret edip buluyoruz. Alın tekerle kürek buluyoruz. Kayseri'de yaklaşık 6000 yıllık bir geçmiş var. 6000 yıl öncesine ait insanların yaşadığı yerlerde yapılan kazılarda bol bol senet çıkıyor. Fatura çıkıyor. Sözleşmeler çıkıyor. Yani bu şehrin genlerinde var. Geleneklerinde var böyle bir şey. Ticaret erbaplığı. 24.000 civarında tablet çıktı. Tablet dediğimiz sigara paketi büyüklüğünde, o günkü yerli kralların koyduğu kurallara ihtiva eden, uzak doğudan gelen insanların getirmiş oldukları baharatlar, kumaşlarla Anadolu'daki insanların madenlerinin takas edildiği yerlerdeki sözleşmelerin yazıldığı faturalar, senetler diyelim artık biz bunlara. Tam 24-25 bin civarında çıktı bundan.
herkesin toprağı kazıldığında sade seller çıkıyor. Çanak çömlek çıkıyor. Bizden senet çıkıyor, fıçak çıkıyor. Her taraftan fışkırıyor adeta. Tarih arka planı var o zaman. Yani bizde böyle ticaret. Genler de var yani. Benim çocukluğumda etrafımızda maaşla çalışan akrabamız neredeyse yok gibiydi. Herkesin bir dükkanı var. Giderler, açarlar, bismillah derler. Alışveriş ederler. Esnaflık kültürü hakim. Bu bir gelenek ama bir taraftan da bir zorunluluk. Şunun için zorunluluk. Toprak çok verimli değil. Erciyes'in püskürtlüğü lavlar üzerine oturuyor şehir. Yanık toprak üzerine oturuyor. Su çok yok. Deniz kenarında değilsiniz. İstifade edemezsiniz. Yağış çok almaz. Kurak iklim var. Karasal bir iklim var. Kışın soğuk, yazın sıcak bir ortam. Sınırda değilsiniz. Gümrük, ticaret vesaire ondan istifade edemezsiniz. Toprağınızdan veriminiz yok ki işte elma alın, işte ekin, dikin, ekin falan öyle bir şey de yok. O zaman insanların yapacağı tek şey kalmış adeta. Ticaret. Alacaklar, satacaklar veya bir zanaat. Bunu öğrenecekler, o zanaati icra ederek karnını doyuracak insanlar. Bu bir zorunluluktan kaynaklanan bir şey olduğu için yıllardır böyle bir gelenek sürmüş. O zaman da tabii çok zor para kazanılıyor, o da zor harcanıyor. Kolay değil. Alın teriyle helal kazandığınız parayı çok rahat harcayamazsınız. Öyle bir zorluk da var. Tabii hepimizin çocukluğu babalarımızın dükkanında geçti bizim. Ben babamın dükkanına giderdim. Gelen hanımefendilere işte abla ne istiyorsunuz derdik. Terekten kumaşlar indiririz, beğendirmeye çalışırız. Ama küçücük yaşımızda gelen hanımefendinin alıcımı gezmeye giderken uğramış gönül meğeriyor. Bak bu ikisi arasındaki farkı hissedebilir. O size bir yetenek verir. O size küçücük yaşta bir şey sağlar. Siz orada alışırsınız buna. Sonra işte pazarlık olur orada. Küçücük yaşta buna alışırsınız. İşte en meşhur bölüm. yavaş yavaş usta çırak ilişkisiyle. Ama müthiş de bir terbiye var. Ahevran terbiyesi. 1200'lü yıllarda Kayseri'de yaşayan Ahevran Türkmen kabilelerine ki geneli Türkmen buranın onlara meslek öğretmiş. Yerleşik kültürü öğretmiş. Onlara eline, diline, beline sahip ol demiş. Hanımı Bacıyan Rum isimli bir örgüt kurmuş. Ayşe Bacı diye geçiyor ismi. O da hanımlara şu düsturu öğretmiş. İşine, eşine, aşına sahip çık demiş. Bakın üç düstur. Moğol istilasında hanımlar örgütlemiş, savaşmış. Sonra hapislerde sürünmüş, epeyce çile çekmiş. Çıkınca aynı mücadeleye devam etmiş o hanımefendi. Tarihi kayıtlarda var bu. O insanların vermiş olduğu ahlaki prensipler bizim çocukluğumuzda dedelerimizden, babalarımızdan duymuş olduğumuz aynı prensiplerdi. Asla müşteriye yalan söyleyemezsiniz. Dedeniz canınızı okur sizin. Dedeniz orada bekler köşede zaten. Kandıramazsınız. Terazide hile yapamazsınız. Metrede yanlış ölçemezsiniz. Canınızı okurlar. Çarşıda sizi ihraç ederler. Uzaklaştırırlar. Böyle bir ahlaki kültür vardı. Biz böyle büyüdük. O zaman paramızın kıymetini de biliyoruz. Helal oluşturduğumuz bir bütçemiz var. Bununla da elimizden geleni yapıyoruz. Birçok projeyi doğrusu kendimize has metotlarla bütçeden para çıkmadan gerçekleştirdik. Ben biliyorum ki CHP'li bir belediye Kocaeli'nde küçücük bir baraj yaptı. Oradaki arkadaşlara sordum. 3 milyar dolar devleti borçlandırdılar. 3 milyar dolar. Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin devletten aldığı payın 20 yıllık bedelidir bu. Bakın ciddi bir rakam bu. Ben 20 yıl boyunca devletten para alacağım Büyükşehir Belediyesi olarak ancak 3 milyar dolar ediyor. O parayı bir tek projede... Bir tek proje için. Evet, baraja harcadılar. Karaosmanoğlu'na sorabilirsiniz. Ben ondan sorduğum için söylüyorum. Ama biz baraj yaptırdık Kızılırmak üzerine. O barajın da birkaç misli büyüklükte. Daha devasa bir su kütlesi tuttu orası. Elektrik de üretiyoruz. Cebimizden para çıkmadı. Yamla barajın diyorsunuz değil evet, mi? Evet, evet. Stadyum yaptırdık. Cebimizden para çıkmadı. Ben Kayseri Şehir Terminali'ni yaptırdım. Cebimizden para çıkmadan. Kongre Merkezi spor nasıl salonları... Nasıl oldu cebinizden para çıkmadı? Nasıl oldu işte? İşte bunların hiçbirisine para harcamadan yapma yolları var. Yani formülü söylemiyor başkan. Yok söylüyorum. Yok söylüyorum. Tabii söylüyorum. Ben biliyorum sanki. Öyle mi? Yani Kayseri insanıyla ilgili bir tarafı var sanki bu meselenin. Yani Kayseri'nin ahalisi de bu işlerin ucundan tutuyor. Bunun da kendini vazifeli addediyor sanki. Hayır şöyle. Hayırseverler zirvesi yaptık. Son 10 yıl içerisinde Kayseri'de tam 600 hayırseverimiz 1 milyar dolarlık hayır işlediler.
bu konuyu yer açarsanız anlatırım. Hayırseverlik zirvesi müthiş sizin bir şey yaptığınız ama. Bir şey herhalde. Şimdi eğer isterseniz İlginç stadyumu şey. Anlatayım ben. Parasız Buyurun. Nasıl proje gerçekleşir ondan sonra hayırseverlere geçelim. Kadir Has stadyumunu nasıl evet. yaptınız diye. Yani Kadir Has'ın ismini biz ona bir vefa borcundan dolayı verdik. Yoksa parayı aldığımızdan değil. Mehmet Atalay Bey Gençlik Spor Genel Müdürü'ydü. Ona uğradım bir gün. 10 sene kadar önce. Dedim ki şehrin merkezinde bir 75 dönümlük şehir stadının olduğu yeriniz var. Bu yeri bana verirseniz ben size ne istiyorsanız yapayım dedim. Nasıl olacak dediler. Burayı bana verin. Size ne istiyorsanız yapayım. Düşündüler ve 10 maddelik 33 bin kişilik UEFA standartlarında stadyum. 8-10 bin kişilik kapalı spor salonu. Olimpik yüzme havuzu. Bunun gibi 10 maddelik benden bir istekler listesi. Tamam dedim. Kabul ediyorum. İmzalayalım. İmzaladık. Verin stadyumun yerini bana tapusunu. Dediler ki yapmazsan ne olacak? Sana tapuyu veririz ama sen bunları yapmazsan ne olacak? Ya Büyükşehir Belediyesi'yiz. Kaçacak değiliz ya yaparız falan dedik ama olmuyor sözde. Gittim İller Bankası'ndan. Onların tespit ettikleri değer 75 trilyondu. 75 trilyon liralık teminat mektubu aldım. 3 yıllık. Getirdim verdim İller Bankası'na. Beden terbiyesine. Tapuyu aldım oranın. Stadyumun tapusunu aldım. Şehre getirip meclisimizde tartıştık. Bu şehir stadyumunun yerinde ne olmalı? Şehrimize ne lazım? Arkadaşlar orada bir alışveriş merkezi ve otel olmasını doğru buldular. Planladık. Oy birliğiyle geçti meclisimizde. Sonra projeleri Kayseri halkına gösterdik. Hangi projeyi seviyorsanız o projeyi burada uygulayacağız dedik. Burası şehrin merkezi çünkü. Bir projeyi sevdiler hemşehrilerimiz. Sonra biz çıktık. Satış yaptık. Onların 75 trilyon biçtikleri yeri biz 100 trilyon 500 milyar liraya sattık. KDV, harç, pul derken 130 trilyon lira para aldık. O aldığımız parayla gidip 65-70 trilyon liraya stadyumu yaptık. 20-25 trilyona kapalı spor salonunu, tesisleri yaptık. Bir 10-15 trilyon havuza harcadık. Diğer tesisleri harcadık. Derken sanki elin taşı, elin kuşu gibi oldu. Biz orada beden terbiyesine ait, gençlik spora ait bir yeri aldık, değerlendirdik. 10 tane tesis yaptık. Ne elde etmiş olduk? Bir dönüşüm projesi. Eski çürük raporu verilen stadı yıktık. Yerine taptaze, yepyeni 10 tane spor tesisi kazandık. Dönüşüm oldu. Sonra Kayseri'de ilk defa milli maçlar verildi. Evet. Dünya basket şampiyonasının bir ayağı bizim salonumuza verildi. Amerika basket takımını Kayseri'ye kim getirebilir? Kolay değil. Arjantin basket takımı, Almanya hep Kayseri'ye geldiler. 4-5 tane milli maç Kayseri'de yapıldı bizim stadyumumuzda. Sonra benim çok önemsediğim bir şey, şu anda Spor Bakanlığı Kayseri modeli diyerek 25 vilayette bizim gibi stat yapmaya çalışıyor. Eski yerleri alıp değerlendirip yeni statlar yapmaya çalışıyor. Devletin cebinden para çıkmadan, kimseden para çıkmadan. Bir formül bu. Yani uluslararası standartlarda. Elbette. Evet. Elbette. O çok önemli çünkü. 2 sene kadar önce Kayseri Strasbourg Belediye Başkanı gelmişti. Hepinizin bildiği gibi Strasbourg Avrupa Birliği'nin 2 başkentinden birisi. Kardeş şehir olan dediler. Sonra da dediler ki sizde bir stadyum varmış görmek istiyoruz. 2016 Avrupa Şampiyonası bizde yapılacak. Biz de oraya yapmak zorundayız Strasbourg'a. Bu stadyumu bir örnek alalım. Peki projelerini de veririz istiyorsanız dedik. Gittiler, gezdiler. Proje de çok hoşlarına gitti. Akşam yemekte başkan dedi ki aynı zamanda senatör başkan Fransa'da. Siz burayı dedi para harcamadan yaptırmışsınız. Nasıl oluyor bunu bir öğrenebilir miyim dedi. Kayseri formülü dediniz. Anlattım uzun. Anlattım ama adamcağız durdu durdu. Ne diyeceğini merak ediyorum. Ben bir şey anlamadım bir daha anlatır mısınız dedi. Sonra başladım bir daha anlattım. Nasıl aldığımızı, nasıl teminat mektubu verdiğimi, tapuyu nasıl ele geçirdiğimi. Sonra planlama yapıp nasıl sattığımı. Sonra gençlik spora devrettiğimi burayı ama onların biz bunun bakımını üstlenemeyiz size geri verelim diyerek bana verdiğini. Adamcağız anlamış gibi yaptı ama çok anlayamadı gibi geliyor bana. Şimdi eğer siz bu türlü bir gayretle, düşünceyle ortaya çıkarsanız emin olun iyi niyetle yola çıktığınızda Cenab-ı Allah da yardım ediyor. İşinizi rast getiriyor. Birçok projede böyle işler yaptık biz. O zaman bütçeye dokunmuyor. Cebimizden para çıkmadan 10 tane tesis sahibi oluyorsunuz. Ben birçok yerden gelen arkadaşlara bazen bunu anlatıyorum ama doğrusu özellikle doğudan gelen arkadaşlarımız bize şunu yapın diyorlar. Ya şöyle modeller var dediğimizde dinlemiyorlar. Bana mesela terminal yap bizim buraya diye gelenler oldu.
ya terminali gelip nasıl yapayım sana 300-500 kilometre öteye bir yere? Ben sana bedava terminal nasıl yapılır onu anlatayım dedim. Balık tutmaya öğreteyim diyorsunuz. Dinlemiyorlar. E o zaman yapacak bir şeyimiz kalmıyor. Doğrusu birçok projemizin altında böyle bir gayret var. Elimizde oluşturduğumuz bütçenin büyük bir kısmı buna benzer formüllerle iş yapmaktan kaynaklanıyor. Böyle yapıyoruz ve başarılı oluyoruz şükür. Sizin şimdi Kayseri hani büyüyen de bir şehir sürekli. Bu ilçe belediyeleri de bu projeksiyonun içinde mi? Çünkü artık bu yeni büyükşehir modellerinde siz işte 80-90 kilometre uzaklıktaki ilçeleri de bir anlamda sizin vesayetinize girmiş oluyor. Yani şey anlamında, sorumluluk anlamında. Bu projeksiyonlar mesela onları da içeriyor mu? Tabii yeni kanunla birlikte bütün ilçeler, çevremizdeki bütün ilçeler Kayseri Büyükşehir sınırlarına dahil olmuş oldu. Eskiden 5 tane merkez ilçemiz vardı. Şimdi 16 tane ilçemiz var. 130-140 kilometre ileride ilçelerimiz var. 200 kilometre yakın mesafede köylerimiz var. 400'e yakın köy var. Bütün bunların su sorunu var, kanal sorunu var. Zaten kanun çıkar çıkmaz ben ekibi tamamıyla gönderdim bütün köylerimize ve beldelerimize. Evet, yeni bir iş alanı oluştu sizin önünüzde. Evet. Onlar sevinmiştir gerçi. Doğru bir iş. Evet. Hakikaten sevindiler. Evet, gerçekten yani. Sevindiler. Bundan 1,5 yıl kadar önceydi. Sayın Başbakanımız benim de içinde bulunduğum 7-8 arkadaşı, belediye başkanı arkadaşı Ankara'ya davet etti. Orada bizlere şehirlerimizin çok güzel olduğunu, adeta Paris'te Londra'yla yarışacak şehirler olduğunu ama köylerde bir takım hizmetleri görmekte özel idarelerin zayıf kaldığını, valilikler eliyle yürütemediklerini, bölgesel farklılıkların ve dengesizliklerin arttığını işaretle çözüm yollarını tartışmak istediğini söylediler. Benim içinde bulunduğum arkadaş grubu, sınırlarımızı şehirlerin tamamına hakim kılın. Eskiden Kocaeli'nde ve İstanbul'da uygulanmıştı. Evet, evet. Bizde de uygulayın bunu. Biz onların sorunlarını çözeriz dedik. Çünkü su işi bizim işimiz. Kanal işi bizim işimiz. Altyapı bizim işimiz. Ulaşım bizim işimiz. Valiliklerin işi değil. Evet. Hakikaten valiliklere belki Cumhuriyet tarihi boyunca bu hükümet dönemindeki kadar para gönderilmedi. En çok bu hükümet döneminde. Köydes projeler diye, beldes projeler diye trilyonlar gönderildi. Ama kullanılmıştır mutlaka. Kötüye gitmemiştir. Fakat yerli yerinde ve tamamıyla sorunları çözecek şekilde bir ortam oluşturulamadı. Şimdi biz çalışmalarımızı yaptık. Hangi köylerde, beldelerde ve ilçelerde neler yapacağımızı biliyoruz. Bu yaz itibariyle zaten önce su işlerine gireceğiz. Şebekelerini yenileyeceğiz, kaynaklarını düzelteceğiz. Birçok mikroplu, çok sıkıntılı. Hakikaten elimizdeki raporlar iyi değil. Sonra kanallar yapılmış ama kanal yapılan köylerde arıtma tesisi hiç yok. Kanal yapıp arıtma tesisi yapmamak en büyük tehlike. Neden? Kirli suları topluyorsunuz. Hmm. Nereye vereceksiniz bunu? Köyün bir tane deresi oluyor, oraya veriyorsunuz. Bir güzelim dereyi de siz o kirli suları vererek mahvediyorsunuz. Keşke kanal yapmasalar. O dere tertemiz kalsa. O zaman o sizin sebze bahçelerine doğru gidiyor. Sulamaya gidiyor. Bir sürü sıkıntılar doğuyor. Şimdi bu sene itibariyle biz oralarda özellikle bu hizmetlere gireceğiz. Sonra yollarına girip oralarda çamurdan kurtarma operasyonları yapacağız. Bütün ilçelerde ben gençlik merkezi sözü verdim. Kayseri'de 26 adet bizim gençlik ve kadınlar merkezimiz var. Çok hoşlanıyorum bunlardan. 104 çeşit kurs var içeride. Müthiş. Yeter ki 3-5 hanımefendi bir araya gelsin, bir sürü kursu istiyor desinler. Aklınıza gelebilecek her kurs var. Pastacılıktan işte yemek yapmaya, resim kursundan hobi kurslarına kadar, meslek öğrenme kurslarına kadar. Her şey var. Gençlere ve kadınlara iki tane merkez. İlçelerde emin olun kahvelerin önünde duran gençler görünce içimiz cız ediyor. Kıyamıyoruz insanlara. Gencelik delikanlılar. Liseyi bitirmişler ama yapacakları bir iş yok. İşte onlara gençlik merkezleri. Bütün ilçelerde bunları yapacağız. Ve oranın yöresel bir takım değerleri var. Bu değerleri hareketlendirebilirsek eğer ilçeler de kurtulacak. Kimi yerde müthiş elmalar var. Kimi yerde başka türlü ürünler var. Kimi yerde halı çok ön planda. Bu değerlerini de ayağa kaldıracak projeler yapmak lazım. Kimi yerde hayvancılık çok ön planda. O ilçelerin ben tek tek gittiğim zaman her birisinde insanların büyük bir ümitte inşallah siz geliyorsunuz bu işler yapılacak. Siz şehirde zaten koca koca projeleri yaptınız. Bizim bunlar ne ki? Yaparsınız zaten diye büyük bir beklenti içerisinde olduklarını gördüm. Her gittiğimiz yerde güler yüzle karşılandık. Sıcak ilgiyle karşılandık. O ilçelerde
seçimler yaklaşınca şimdi mitinglere başladık. Aynı şeyleri tekrar ediyoruz. Yüzlerce, binlerce insan geliyor ama ümitle bekliyorlar. Bizim de büyük şehirlerimizin doğrusu bütçesi var. Ekibi de var. Bunları yapabilecek bir birikime de sahibiz. O zaman onların da altından kalkmamız lazım. Herhalde bu yaz itibariyle oralarda müthiş bir organizasyonla onların işlerini de çözeriz diye düşünüyorum ben. Bu ilçe belediye başkanlarıyla o zaman yeni dönemde çok yakın bir mesai de gerektiren bir durum değil mi? Yani evet öyle oluyor. Uyum anlamında buradaki tablo nasıl olur? Ben yani orada yaşayabiliyorum ki. Şimdi bir yandan da seçim yasağı var, o yüzden çok açamıyorum ama. Ben Kayseri'de uyumsuz yaşayabileceğiniz bir yer. Gittiğim yerlerde diyorum ki efendim bakın diyorum. Türk sanat müziği sever misiniz? Severiz diyorlar. Kaç tane çalgı olması lazım orada? 5 tane, 8 tane, 10 tane. Her birisi kendi dalında iyi işler yaptığında, önündeki notaya uygun davranıp çaldığında bir harmoni doğar, bir müzik doğar. Keyif alırsınız. Orkestra oluşturun diyorsunuz. Arada yani. Bir tane bir cızırtı çıkmaya başlarsa oradan keyif alınmaz. Tadı kaçar. Ne olur tadımızı kaçırmayın diyorum gittiğimiz yerlerde. Ben şunları yaşadım daha önce. Hinterland yasası çıkmıştı. Çevremizde 3 tane belediye bize bağlanmıştı. Eskiden merkez 2 belediyemiz vardı. 5'e çıkmıştı sayı. 19 beldede kapanmıştı. Bize mahalle olarak bağlanmıştı. O beldeler kapanmadan önce ilk etapta bazı arkadaşlar muhalif partiliydi. Doğrusu iş yaptırmamak için her şeyi yaptılar. Ne yapıyorlardı mesela? Varıyorum o beldenin suyunu, şebekesini değiştiriyorum. Kirli, asbestli boru var, kanserojen etkisi var. Değiştiriyorum. Su şebekelerini yeniliyorum. Kanallarını yapıyorum. Sonra üstünün asfaltına geliyor sıra. Haliyle yerleri kırdık, döktük şebekeleri, bağladık evlere. Her taraf mahvoldu. Asfalta gittiğimde zabıta gönderip, noter marifetiyle tespit yaptırıp, burası yetkiniz değil, gidin buradan diyen belediye başkanları oldu. Asfalt döktürmeyen belediye başkanları oldu. Doğru. Bizim kanunlarımıza göre, Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin yetki alanları 30 metreden daha büyük caddeler. 30 metreden küçük caddeler ilçelere ait, beldelere ait. Ana cadde, ana caddeler bizim. Ara sokaklara girilemiyor. Yardım isterse giriyorsunuz. Elbette. Şimdi ara sokaklarda ben su şebekesi döşemişim, yollar bozulmuş. Vatandaşın asfaltını yapacağım. Tamam o yapacağım. Yapamazsın diyor. Peki sıra kime geldi? Kendini yapması lazım. Yapmıyor da. Asfalt plenti de yok. Sonra kahvelere gidiyor, işleri de yok zaten akşama kadar belediye başkanlarının. Kaldı, arkadaşlar gördünüz değil mi? Haseki Başkan buraları kırdı, döktü, sizi toza mahkum etti. Ha öyle bıraktı gitti diyor. Bıraktı gitti diyorlar. Bunları yaşadık. O yüzden vatandaşlara diyorum ki ne olur. Bir adam iki elli, iki kollu olur, iki kollu olur, iki ayaklı olur. Elinin birini kırarsanız size hizmet edemez. Ayağının birini kırarsanız size koşamaz. Ne olur elim ayağımı kırmayın diye ben miting meydanlarında açıkça söylüyorum. Elbette ki insanların verecekleri oya saygı duyarız, başımızın üstüne. Ne diyebiliriz? Kutsal herkesin vereceği oy. Ama anlaşabildiğimiz arkadaşlar olursa çok kolay hizmet ederiz. İlçe ve büyükşehir statüsünde iç içelik söz konusu. Mesela planlamada 5000'liği siz yapıyorsunuz, 1000'liği ilçe yapıyor. İlçe size uygun yapmazsa siz gönderiyorsunuz. Veya tutuyor orada aylarca, göndermiyor. Siz orada bir şey yapacaksınız ama arkadaş ilçede ona izin vermiyor. Bir ilçede mesela ben gençlik merkezi yapacağım. Şimdi bütün tapular onlara ait. Bana yer göstermiyor. Ne yapabilirsiniz? O yüzden uyum çok önemli. Uyum olan yerde bereket olur. Şimdiye kadar Kayseri'de hiç kimse bizim ilçe belediyeleriyle kavgamıza rastlamamıştır. Bir tartışmamıza dahi rastlamamıştır. Hiçbir yere yansımamıştır. Çünkü hizmetin olduğu yerde kavga olmaz. Özelimizde biz o insanlarla zaten dostuz ama kamu hizmetlerinden dolayı asla kavga etmeyiz. Doğrusu neyse onu yaparız. Bu da doğrusu bir bereket ortaya çıkarıyor. Birlikte rahmet vardır sözü tecelli ediyor. Kayseri'de 5 ilçeyle şimdiye kadar kardeşçe, kol kola girerek bütün hizmetleri verdiğimizi düşünüyorum ben. İnşallah bundan sonra 16 ilçede de 3 aşağı 5 yukarı aynı durumu doğururuz biz. Evet. Şimdi bu yerel seçimler aslında siz de ifade ettiniz. Yeni tarz bir yönetim denenecek bundan sonra. Büyük şehirlerin sayısı arttı. Belediyecilik yetkilendirildi biraz daha fazla. Yerel yönetimler güçlendirilmiş ve valilerin
yetkileri biraz daha azaltılmış olacak. Bunu Anadolu'da, Anadolu'daki şehirlerde, İzmir, Ankara dışında pek çok şehirde ilk kez denenecek. Mesela buna hazırsınız, öyle anlıyorum. İş yükünüz artacak çünkü. Heyecanlandırmış da sizi bu, ama evet, iş yükünüz artacak kesinlikle. Dördüncü dönemde böyle bir güçte hissediyor musunuz kendinizi? İşin felsefesi gibi görmezseniz şöyle söyleyeyim. Batı ile Doğu arasındaki en önemli farklardan birisi de kamu yönetim anlayışları. Bizim ülkemizi ortada kabul edin. Bizden batıya doğru gittiğiniz zaman yerel yönetimler hakim. Hatta otonom sistemler evet. var. Orada her şey yerelin dediği gibi oluyor. Bütün şekillenmeler, yapılanmalar alttan başlayarak yukarıya doğru gidiyor. Yerel yönetimler orada hakikaten çok söz sahibi. Yıllar boyunca diktatörlüklere karşı, krallıklara karşı mücadele vermişler. Çok kurumsal bir yapıya kavuşmuşlar. Ve hakikaten demokrasinin beşiği gibi. Adeta Magna Carta gibi, yeni Magna Carta gibi yerellik sözcüğü, sihirli bir sözcük haline gelmiş Batı'da. Doğuya doğru giderseniz bizde kas katı merkezi yönetimler var. Merkezi yönetim aşağıya güvenmez. Yukarıdan emreder, aşağının uygulamasını evet. ister. Ne kadar yapabilirse. Ve orada da hizmetler tam verilemez. İnsanların düşündükleri çok ciddiye alınmaz. İnsanların tepkileri değerlendirilmez. Bizim ülkemiz sanki bu ikisinin arasında gibi bir ortamda. Yeni çıkan yasalar bizi batıya yaklaştırıyor. Yerel yönetimlerin evet. ana gayesine, mantığına evet. daha yakın hale getiriyor. Geçenlerde bir vali arkadaşımız şöyle bir tespitte bulundu. Benim de hoşuma gitti. Bu giden, bu çıkan yasalarla ve çıkacak olan ilerideki yasalarla bana öyle geliyor ki bundan sonra valilik makamı, cumhurbaşkanlığı makamı gibi, belediye başkanlığı makamı da başbakanlığı makamı gibi oluyor. Evet doğru. Devletin temel bir takım belki de felsefesini oluşturabilecek olan yetkiler valiliklerde. Yani polis gücü gibi, eğitimle ilgili veya sağlıkla ilgili bir takım temel hizmetler valiliklerde. Ama halkın birebir aldığında mutlu olacağı, yaşantısındaki refah seviyesini yükseleceği o tabii hizmetler var ya, onların hepsi de belediyelerde gibi gözüküyor. Ben hatta yeni yasayla kültürel hizmetlerin, çevre hizmetlerinin veya benzer hizmetlerin hepsinin yerel yönetimlere bırakılmasına yanayım. O bilinç gelişti artık büyük şehirlerde. Daha güçlü yerel yönetim, yani bu daha evet. fonksiyonel bir hale. Zaten özel idareler de kaldırıldı şimdi. Büyükşehir belediye meclislerinde şehir meclisi gibi evet. bir fonksiyon icra edecek. Bizim meclisimize herhalde 85 kişi geliyor. Ama bütün ilçelerimizden geliyor. İlçe belediye başkanları tabii üye oluyorlar. Başkanlığını ben yapacağım. Belediye başkanı arkadaşlar orada tabii üyeler. Ve oradaki seçmen sayısına göre de meclise üye gönderiyorlar. Ve şehir meclisi tek oluyor. Eskiden iki tane meclis vardı. Birisi Büyükşehir Meclisi. İlçe belediye meclisleri farklı ama bir de özel idare. Orada bir meclis var, İlgenel Meclisi. Bazen yetki alanlar çatışırdı. Doğrusu hiç de doğru, hoş bir durum değildi bu. Hatta bazen beldelerle ilçeler arasındaki yolların kime ait olduğuna bile geçtiğimiz 5 senede hiç kimse karar veremedi. Şimdi beldenin içi, belde belediyesine ait. Yapıyor. Belde ile ilçe arasında bir yol var. Bu kime ait? Bunun cevabı bile verilemedi. Herkes birbirinin üzerinden attı. O yollar harabe vaziyette bekliyordu. Şimdi tamamıyla Büyükşehir Belediyesi'ne ait ve Büyükşehir Belediyesi eğer bir ihtilaf varsa çözüm içinde hal mevcut. Yetkiniz arttı ama sorumluluğunuz evet. da artmış oldu. Bu doğrusu bunları ben yük gibi görmüyorum. Ne kadar yük gelirse gelsin, nihayetinde siz iyi bir idareciyseniz bir organizasyon yaparsınız. Organizasyon şemasını ortaya koyarsınız ve bunun neticesinde hizmetler hiç aksamadan yürür. Ben bundan 15 gün kadar önce bütün muhtarlarınızı davet ettim. 800 küsür muhtarımız var burada. Geldiler. Dedim ki seçimlerden sonra olacak manzarayı ben size anlatmak istiyorum. Bundan sonra şu hizmetleri kime söyleyeceğiz? Başkanlarını mı randevu alsak, bir tanıdığını bulsak, başkanın akrabası benim işte arkadaşım olur, bir devreye girsek de randevu alıp köyümüzün derdini anlatsak, bitti, böyle bir şey yok. Sakın yapmayın. Geleceğiniz bina şurası, tarif ettim. Sorgu olan insan şu, altındaki organizasyon bu. Siz geldiğinizde şuraya oturacaksınız. Yemek orada kaynıyor. Çay var. Şu su işlerinden sorumlu. Şu asfalt işlerinden sorumlu. Şu kanal işlerinden sorumlu. Geldiğiniz zaman şu binada işinizi çözeceksiniz. Bunun herkesin kapısı açık olacak. Bir şeye gerek olmayacak. Hiç kimseye evet. gitmeyin. Beni aramayın. Ancak beni şöyle arayın. Hizmetleriniz yapılmıyorsa, size aksi bir davranışta bulunan varsa, terslik eden varsa, işte bazen sert memur tipi olur ya. Evet.
vatandaşa karşı. Biz açık olalım. Bir şeye gerek olmayacak. Hiç kimseye evet. gitmeyin, beni aramayın. Ancak beni şöyle arayın. Hizmetleriniz yapılmıyorsa, size aksi bir davranışta bulunan varsa, terslik eden varsa, işte bazen sert memur tipi olur ya, evet. vatandaşa karşı acımasız. Böyle bir haksızlık yapan varsa beni arayın, gece gündüz arayın. Mail atın, ben dönerim. Şu ana kadar zaten beni telefonla arayıp da başkanla görüşmek istiyorum denildiğinde dönmediğim Allah'ın kulu vaki değildir. Evet. Bu saatlerde bile tek tek dönerim, buyurun beni aramışsınız diye. Evet. Sorarım. Yani bir organizasyon bu, zor bir şey değil. O yüzden bütün bu organizasyonu yaptık Allah'a şükür. Önümüzdeki günlerde o ilçelerin, beldelerin, köylerin hepsi problemi çözülecek. Peki. Bir araya daha gideceğiz. Tamam, devam edeceğiz. Bu. Evet. Biraz daha projeli konuşacağız ama yine kısa bir araya gidiyoruz. Ardından sonra Kayseri'yi ve Kayseri vizyonunu konuşmayı sürdüreceğiz. Evet, 24'te seçim özel programdayız. Star Gazetesi yazarı Halime Kökçe ile birlikte Kayseri'de Mehmet Özhasek ile birlikte seçimi ve hedeflerini konuşmayı sürdürüyoruz. Siz tam araya giriyordunuz ama ben bir araya gitmek durumunda kaldım. Eyvallah. Şimdi Sayın Başkan'la yeni yerel yönetim modelini konuşuyorduk. Kayseri'de buna hazır, öyle gözüküyor. Ben şöyle bir açılım getirmek istiyorum. Benim gözlemim o. Şimdi bugün biraz şehri dolaştım. Öğrencilerle birlikte vakit geçirdim. Mesela şöyle bir şey anlattılar bana. Bütün fakülteler bir hayırseverin ismiyle anılıyor burada dediler. Mesela işte Erciyes Üniversitesi Fen Fakültesi'nin adı işte TT Arena stadı gibi bir hayırseverin adıyla anılıyor. Yalnız bunlar da bende reklam amaçlıyım sadece. Fakültenin binasını, temel ihtiyacını, demirbaşını bir hayırsever yapıyor. Evet. Ben bunun açıkçası bu yeni yerel yönetim modelinde bir örneklik teşkil edebileceğini düşünüyorum. Çünkü sadece seçilmişler değil, aynı zamanda seçenler de o yerel yönetimde çok aktif rol alıyor. Yani kendi şehrine gerekli yatırımı da yaparken aktif, seçerken de aktif. Katılımcılığı sadece işte seçerken değil, süreç içerisinde de bir katılımcılık söz konusu. Siz bir hayırseverlik zirvesinden de bahsettiniz. Evet. Böyle de bir hususiyeti var şehrin zenginlerinin de. Şey yapmıyorlar yani, boş bırakmıyorlar doğru. şehri. Gerekli doğru. yatırımda hemen belediyeye yardımcı oluyorlar. Nasıl bir nizam kurdunuz, nasıl bir sistem kurdunuz, bunu nasıl sağladınız? Partimizin yapmış olduğu çalışmalardan birisi de siyaset akademileriydi. Orada da tabii biz biraz yaşlandığımız için, biz de öğretmen olarak, hoca olarak gönderiyorlar. Tecrübeli başkan diyelim artık. Gittiğin zaman arkadaşlara başkanlığın ne demek olduğunu, başkanın hangi yönetimlerden anlaması gerektiğini tek tek anlatmaya çalışıyorum. Bir başkan hakikaten para yönetimini bilmesi lazım. Yani para yönetimini bilmeden başkanlık olmaz zaten. İnsan yönetimini bilmesi lazım. Mekan yönetimini bilmesi lazım. Zaman, imaj yönetimini bilmesi lazım. Bunları anlatırken mutlaka için içerisinde bir de insan yönetimini uzun uzun anlatmaya çalışıyorum. Bu çok önemli. Birçok başlık altında değerlendirebiliriz ama Kayseri'miz açısından insan yönetiminde belki söylenebilecek en önemli şey hayırseverlerimizle olan ilişkilerimiz. Zamanında Kayseri'de doğmuş büyümüş ama İstanbul'a gitmiş işlerinden dolayı veya başka yere gitmiş, yurt dışına çıkmış. İşlerini büyütmüş insanlarımızla, gerek devlet adamlarımızla, siyaset erbabıyla veya ticaret erbabıyla, sanayicilerle ilgi hiç kesmiyoruz. İrtibat kuruyoruz. Sonra da onlar için verdiğimiz yemeklerde ve gecelerde asla zorlamadan, sıkıntıya sokmadan Kayseri'deki ihtiyaçları masalarına koyuyoruz. Yatırımcıyı hayırsevere dönüştürüyorsunuz evet. aynı zamanda. Evet. evet.
Bunun faydasını çok gördük. Bakın geçtiğimiz 10 yıl içerisinde 3 kere ben hayırseverler zirvesi düzenledim. Bu hayırseverler zirvesinde 600 hayırseverimize ödül verdik. Sayın Cumhurbaşkanımız, Başbakanımız ödüllerini verdiler o gecelerde. En küçük hayır işleyen en az 1000 metrekareye yakın bir sağlık ocağı yaptıranlardı. Ondan daha küçük hayır işleyenlere veremedik. Yani 100-200 bin dolar harcamış, hastane odası tefriş etmiş. Veremiyoruz ona. Ya okul yaptıracak, ya cami yaptıracak, ya hastane yaptıracak, ya fakülte binası yaptıracak. Büyük bir şey olmalı ki. Yoksa salonlar almıyor. Toplamda yapılan hayır işlerinin bedeli 1 milyar doları geçiyor. Basit bir örnek. Kaynak üretmenin esprisi burada evet, galiba. Evet, bu da bir kaynak. Şimdi Kayseri'de 4 tane üniversite olduğundan bahsettim. İkisi devlet üniversitesi, ikisi vakıf üniversitesi. Benim bildiğim, işte 60 bin civarında öğrencimiz var. Herhalde 100 civarında da bina var. Bu binalardan bir tek Erciyes Üniversitesi'nin rektörlük binasını devlet yaptırdı. Bunun dışındaki bütün binalara hayırseverlerimiz yaptırdı. O da rektörlük binası da herhalde 13-14 sene sürdü devletin yaptırdığı. Ama hayırseverlerimiz geliyor, onkoloji hastanesi yaptırıyor, bir senede bitiyor. Organ nakli hastanesi yapıyor, fen edebiyat fakültesi yapıyor, sosyal tesis yapıyor. Bütün üniversitelerimizdeki bu 4 üniversitenin binaları böyle yapıldı. Kayseri 2. Devlet Üniversitesi izni verilmiyordu. Devlet diyordu ki bize, size verirsek şimdi 2. Devlet Üniversitesi izni, Ankara, İstanbul, İzmir'de var, başka yerde yok. O zaman size benzer emsal oluşturabilecek bir sürü şehir var. Onlar da ister. Ne diyelim onlara? Bizim öyle bir kaynağımız, bütçemiz, hesabımız yok, planlamamız yok. Kendileri yaptılar mı? Evet, dilekçeyi ben yazdım. Dilekçede şöyle hitap ettim. Devlete hitaben yazdığım dilekçede. Arsamız hazır. Altyapısını Büyükşehir Belediyesi olarak ben yapacağım. Hepsini. Altyapını. Üstündeki bütün binaları hayırseverlerimiz yapacak. Sizden bir şey istemiyoruz. Devlete iş bırakmadan. Yani, tabii arsa hazır. Altyapısını ben yapacağım. Üstündeki bütün binaları hayırseverler yapacak. Ayrıca vakıf kuracağız. Yabancı dilde eğitim yapacağımız için Amerika'dan öğretim üyesi getireceğiz. Onlar da bizim 657 memurların aldığı maaşa talim etmeyeceği için farklarını vakıftan biz vereceğiz. Bu şartlar altında bize üniversite kurma iznini verin. Lütfen. İmzaladım. Vali Bey'e imza attım. Milletvekillerine imza attım. Ticaret Odası, Sanayi Odası Başkanları'na imza attım. Götürdüm. Nimet Hanım'ın bakanlığı dönemiydi. Ona teslim ettim dilekçeyi. Meclise öyle geldi. Mecliste tabii gürültüler bitmiyor. Niye Kayseri'ye veriliyor bu üniversite? Biz de isteriz diyenler. Ne oluyor diyenler. Dilekçe ortaya çıktı. Dediler ki bakın Kayseri'de böyle üniversite yaptırıyor. Devletin yapabilirseniz yapın. Buyurun yapın. Siz de dilekçe hazırlayın. Başkan böyle dilekçe hazırlamış. Siz de getirin. Ve bu şartlar altında bize izin verildi. Hakikaten dediğimizi yaptık. Binalar başladı. Hayırseverlerimiz hep sırada. Binalarını yaptırıyorlar güzel güzel. Öğrenci aldık bu sene. İlk 10 binden öğrenciler aldık. Müthiş. Çocuklara 300 lira, 500 lira, 700 lira, 1000 lira burs veriyoruz. Belediye olarak. Hayır, vakıf olarak. Ha, vakıf olarak. Kurduğumuz vakfa 40 tane Kayserili iş adamımızı aldık. Her biri en az 1 trilyon verdi. 40 trilyon bütçeli bir vakfımız var. Bu üniversiteye gelen öğretim üyelerine, şu anda Amerika'dan 21 öğretim üyesi geldi. Onların da maaşını veriyoruz. Şimdi böyle bir üniversiteyi Kayseri'ye kazandırdık biz. Bizde müthiş bir gelenek oldu. Bu sadece 2. Devlet Üniversitesi evet. için anlattığım bir örnek. Ama sokağa çıkın, bütün ilköğretim okullarının, sağlık ocaklarının üstünde, camilerin üzerinde bir hayırseverin ismi var. Bir gün hiç unutmuyorum, rahmetli Kadir Has amca, onunla çok samimiydik, baba evlat gibiydik böyle. Dedi ki oğlum beni yalnız bırakma, Urfa'ya gidiyorum, gel seninle gidelim. Kadir amca, 8. ay sıcak, Urfa'da ne yapacağız, yanarız dedim ya. Şu sıcakta pazar günü ne işimiz var orada? Dedi ki Sayın Başbakanımız geliyor, ben oraya bir okul yaptırdım. Açılışını o yapacak. Beni yalnız bırakmazsan sevinirim evladım dedi. E tabi derler. Yani Kayseri sınırlarının dışına da hayırseverler. Rahmetli Kadir Has'la uçağa bindik gidiyoruz. Dedi ki oğlum dedi şu ana kadar yaptırdığım ilk öğretim sayısı 17'yi buldu. Daha birçok hayırları var. Üniversitesi var, sosyal tesisleri var, babasının camisi var. Çok bizim müzemize ismini verdik. Stadyuma yardım ettiği için ismini verdik. Ayrı şeyler ama ona bir vefa tabi bu. 17 tane iki öğretim okulu yaptırmış. Ben mahsus dedim ki yolculuk. Kadir amca sana yakışmıyor ya dedim. Neymiş dedi yakışmayan dedi. Sertçe. 17 Kadir Has
Ayıp dedim ya. 50 de, 100 de, ne olmuş dedim ya. Canı sıkıldı, camdan dışarı bakıyor. Biraz sonra dedi ki, 30 iyi mi oğlum 30? Kaç dediğince, pazarlık etmezsek olmaz, rahat etmeyiz, canımız rahat etmez. Evet, 30 olsun kaderimde, canı sağ olsun dedi. Dediniz mi? Benim de zaten aklımdaki 30'du. O yüzden. Evet, sonra gittiğimizde Urfa'da törende çıktı kadremde. Sayın Başbakanımıza hitaben dedi ki, yolda gelirken biz böyle böyle konuştuk. 13 tane daha okul yaptıracağım. Haseki Başkan'a söz verdim ben. Efendim dedi, yarısını memleketime yaptıracağım. Yarısını da siz nereye emrediyorsanız oraya yaptırayım dedi. Oradan sesleniyor vatandaş. Kadir amca, evet. Kayseriler zengin, onu da bize yaptır. Dön dedi ki, evladım dedi, ben şehrimle ödeşiyorum topraklarımla. Siz de zenginlerinize söyleyin, size şehrinizle evet. ödesinler dedi. Bakın müthiş bir kültür bu. Evet. Bizim yaptığımız hayırseverler zirvesine insanlarımız çocuklarını alıp geliyorlar. Şu anda benim bir arkadaşım var, eşinin adına okul yaptırdı. Kendi adını önce yaptırdı, sonra eşinin adını yaptırdı, sonra iki çocuğunun adını yaptırdı. Bakın çocuklara da dahil ediyorlar. O masalarda çocuklarıyla geldikleri için o görgü, o görenek ve gelenek devam ediyor. Müthiş bir hayırseverlik duygusu var bizde. Benim masamın üzerinde okul yaptıracak insanların listesi, cami yaptıracak insanların listesi, hep var bunlar. Nelerde ihtiyaç olduğu da var. Ama tabii bazı şartlar istiyorlar. Onları uygun gördükçe karşılaştırıyorum ve işe başlatıyoruz. Müthiş bir şey bu doğrusu. Buna da mutlu oluyoruz. Evet, bu bize bir gelenek gibi. Evet, örnek de olacak bir şey belki civar belediyelere de. Doğrusu işin başında da tabii konuştuk. Aldığımız kültür ahilik kültürü, esnaflık kültürü. Orada helal para kazanma, onun helal yerde harcanması kültürü bizde müthiş bir şey. Çocukluğumuzda unutmuyorum ben, müdürümüz anlatmıştı. Mesela bu tür hikayeler anlatıldığı için hepimizin zihninde iz yapıyor bunlar. Demişti ki müdürümüz, biz köyden gelecek çocuklar için öğrenci yurdu yaptırıyoruz parasız. İşte 50-60 sene önce para yok. Camilerin önüne kilim seriyoruz, topluyoruz. Bir gün inşaatta ben de çalışıyorum. Yaşlı bir teyze geldi. Oğlum müdür sen misin? Evet. Buraya siz köylü çocuklar için yurt mu yaptırıyorsunuz parasız? Evet teyze. Elini koyuna attı diyor. Kocaman bir çıkın açtı. El ayası kadar bir altın. Hiç o dönemde ben öyle bir altın görmemiştim. Al evladım şunu. Şaşırdım. Böyle bir büyük bağış da hiç almamıştım diyor öğretmenimiz, müdürümüz. Peki teyzeciğim, isminizi lütfedin de bir makbuz yazmamız lazım. Adım Batsın oğlum dedi diyor ihtiyar kadın. Şimdi görünüşte diyor çok fakir, pejmürde kılıklı bir kadın terlikle gelmiş. Oğlum hayattayken kocam bana bunu bıraktı. Ola ki sen yalnız kalırsın kadın. Şununla geçinirsin dedi. Ve bana bunu verdi. Ben de bunu sakladım. Bu saatten sonra ne yapacağım evladım ben? Onun için size getirdim, bunu kullanın. Duygulandım diyor ama diyor ismini yazmam lazım. İsmini ısrar edince diyor teyze öfkelendi biraz, ayağa kalktı. Oğlum dedi diyor, benim adımı Allah yazar dedi diyor. Bıraktı gitti diyor. Ve adını söylemedi. Şimdi bakın bu duygu. Evet. Biz çocukken bunu duyduk. Benim bunu ölünceye kadar unutmam mümkün değil. Bunu ben kendi çocuklarıma anlatıyorum. Çevremdekilere anlatıyorum. Onlarda da güzel tesirler bıraktığına inanıyorum ben. Ve bu gelenek bizde devam ediyor. Müthiş bir kültür böyle devam ediyor. Devam ediyor. Yani evet, bir tekerlek gibi dönüyor adeta. Ve her sene yapmaya da devam ediyoruz bu hayırseverler zirvesini. Müthiş de hayırlar işleniyor. Bu mesela hem yani hayırseverler işte ve hani ünlü Kayseriler, Kayserilerle bağını da koparmıyor. Yani o Kayseri kimliğiyle gidiyorsa bile Kayseri kimliğiyle. Mesela Sayın Cumhurbaşkanı da onlardan biri. Yani işte yabancı devlet başkanlarını mesela Kayseri mutfağından örnekler sunuyor. Mesela menüyü soruyoruz. Köşkün bir Kayseri oluyor. Evet. Sayın yani, Halim İhsan Efendi de çok bu konuda titizleniyor. Evet yani kadarıyla. Onu oraya taşıyor. Yine Sayın Cumhurbaşkanı hani önemli günlerde sürekli burada ailesiyle falan. Senede iki kere gelmeye gayret ediyor. Bir yaz dönemi başında bir sonunda. Bağ kültürü var bizde. Evet. Erkes etekleri, Kayseri bağları meşhur. Herkesin yaz döneminde çıktığı bir bağ vardır. Üç aşağı beş yukarı yerlilerin. Orada ufak tefek üzümdü, meyve ağaçlarıyla falan olur. İşte pekmez kaynatılır, domates kaynatılır. Onların kendine has bir keyifli ortamı vardır. Sayın Cumhurbaşkanı o yaşamayı çok seviyor. Çocukluğundan kalan o izleri, hatıraları tazelemek istiyor orada. Ve o vesileyle de geliyor, bağını koparmıyor. O geldiğinde biz hayırseverler zirvesini ona denk getiriyoruz. Onun katılımını sağlıyoruz. İnsanlar bir beraber oluyorlar, haşır neşir oluyorlar. Sonra ecdat yadigarı olan topraklara gidiyorlar.
evlerini görüyorlar, mezarlığa uğrayıp bir Fatiha okuyorlar. Bunu şehirle ilgilerini koparmadan devam evet. ettiriyorlar. Bunu biz belediye olarak üstlendiğimiz için çok da mutlu oluyoruz. Hepsiyle ben görüşüyorum. Her İstanbul'a gittiğimde 2-3 hayırseverimize uğramayı bir adet haline getirdim. Oturup bir çay içip ayrılıyorum, o kadar. Bir şey söylemiyorum. Rahmetli Sabancı'ya da uğrardım. İlk gittiğimde dedim ki, daha ilk defa gidiyorum. Sakıp abi dedim, gözüme bu başkan ne istemeye geldi acaba? İlkokul mu isteyecek, canım mı isteyecek falan diye bakma dedim. Eğer öyle bakarsan giderim abi dedim. Ben bir şey istemeye gelmedim. Muhabbet etmeye geldim dedim. Sucuk pastırma getirdim sana. Biraz muhabbet edip ayrılacağım dedim. Ondan sonra sarıldı kalktı falan, devam etti böyle muhabbetimiz. Her geceye çağırırdık, mutlaka konuşmalar yapardı. Müthiş böyle bir ortam olur. İnsanlar biraz nostalji yaşarlar. Kayseri'ye gelirler. Doğrusu bunu sağlamaya çalışıyoruz. Ondan da çok mutlu oluyoruz. Evet. Vaktimiz nasıl? Var daha bir 10-12 dakikamız daha var. Tamam. Ben bir sorum daha tabii, var ama. Tabii. Belki final sorusu da olabilirdi. Ama sormuş olayım. Şimdi yani 20 yıl hakikaten dile kolay. Ben ancak bu başarı grafiğinin insanın kendini, kendi yaptığı işi eleştirerek yapmasıyla mümkün olacağını düşünüyorum. Yani başarının en önemli anahtarı sanki bu. Bilmiyorum katılır mısınız? Geçmişe dönük belediyecilik anlamında şunu da şöyle yapmasaydık dediğiniz vardır mutlaka, bilmiyorum. Var mı böyle bir şey? Doğrusu başarının sırrını ben sevmekte buluyorum. Öyle mi? Sevgi, evet. Yaptığınız işi seveceksiniz. O işe aşkla, tutkuyla bağlı olacaksınız. Sevmezseniz asla yapamazsınız. İki gün sonra yorulursunuz. Veya yüzünüzden belli olur. İçiniz yüzünüze vuracağı için insanlardan gelecek kahra katlanmazsınız. Ve sıkıntılara bu yüzden insanlar hoşnut olmazlar. Ne zaman ki yaptığınız işi seversiniz, ne zaman hizmeti Cenab-ı Hakk'ın rızasını kazanacak bir vesile olarak görürsünüz. Hatta insanlara hizmet etmeyi cennete gidecek bir yol gibi bakarsınız. Buna da inanırsınız, iman edersiniz. Sonra da bu yol üzere hiç sapmadan hareket ederseniz emin olun yorulmuyorsunuz. Eğer böyle değil de bu söylediklerimiz sadece dilde kalacak sözlerse eğer, kesinlikle bunu devam ettiremezsiniz. İnanarak yapacaksınız. Seveceksiniz. Her işin başında bu var gibi geliyor bana. Sonra biraz da inisiyatif sizden çıkıyor. Yani ben yapayım, sonra bırakayım, gideyim falan diyorsunuz ama bir türlü olmuyor. Sizi bırakmıyorlar. Parti anket yaptırıyor, siz önde çıkıyorsunuz. Vatandaşa soruyorlar, memnuniyet oranları Kayseri'de %80'lerin altına hiç düşmedi. Bakın Kayseri çok ideolojik saplantıların yaşadığı, belirli bir eğilime mahkum olmuş bir şehir değil. Ticaret erbabının yaşadığı, daha realist, daha evet, gerçekçi. Daha realist. Elbette. Böyle insanların şehri. Bu memlekette bizden önce 3 dönem CHP var. Ondan evvel Anavatan var. Değişik partiler var. Bizim geleneğimize yakın olan partiler çok yok. Yani buradaki insanlar hizmete bakıyorlar. Evet. Hizmeti severlerse, yapılan işi severlerse, sizi sevmişlerse ve size inanmışlarsa bırakmıyorlar. Yoksa bir günde defterden silerler. O kadar basit. Yani siz gitmek isteseniz bile bırakmıyorlar. İşte öyle bir şey çıkıyor ortaya. Evet. Şu ana kadar yaptırdığınız anketlerde belediye hizmetlerinden memnun musunuz diye sorduğumuzda en düşük oranı ben %82 hatırlıyorum. Oy verir misiniz? O ayrı bir şey. %60-70'lere doğru iniyor. Niye vermiyorsunuz diye de soruyoruz. Diyor ki benim siyasal fikrim var diyor. Benim ideolojim var. Ben yıllardır diyor şölelik yapmış bir adam mı? Hatta şöyle diyenler de var. Komünistlik yapmış adam mı arkadaş, sana mı oy vereceğim falan. İyi iş yapıyorsunuz ama ayrı bir şey bu iş. Benim partim var. Ben babama söz verdim diyenler bile var. Tabii siyasal eğilimine göre insanlar tercihlerini kullanıyorlar. Ona saygı duyuyoruz. Ama memnuniyet oranı %82'lerin altına hiç düşmedi. Bu, ben bir şey daha demek istiyorum burada. İnsanlar doğru %60-70'ler oranında bize oy veriyorlar ve iş başına getiriyorlar. Geçmiş dönemlerde. Allah'a şükür. Geçmiş dönemler. Şükür, evet. Ama ilk seçildiğimizde %31'lerle seçildik. Bunu da unutmuyoruz. Sonradan iş yaptıkça çoğaldı bu oran. Yani teveccüh... Evet, işe bağlı, hizmete bağlı, sevgiye bağlı bir şekilde evet. artıyor böyle. Oradaki insanların size teveccühü arttıkça siz de tabii çok kaçamıyorsunuz oradan. Ama şunu net olarak söylemeliyim.
Burada insanlar belli bir miktarda oy veriyorlar ama vermeyen insanlar bize düşman değiller. Ketum bir tavır içinde değiller. Düşmanca söylem içerisinde değiller. Allah işlerine rast getirsin. İyi işler yapıyorlar ama ben vermeyeceğim arkadaş diyor. Saygı duyuyoruz. Diyecek bir şey yok. Doğrusu çok çalışan bir belediye başkanı olarak ödüllendirilmek istiyorsunuz. Hani ilkokulda öğrenci girer çıkar, öğretmen hep takip eder ya, sonra da karneye bir hal ve gidişe bir şey yazar. Hal ve gidiş diye bir bölüm vardı. Vatandaş peki diye seçmen hal ve gidişi notlandıran veyahut da yazı yazan, oraya not veren öğretmen gibidir. Sizin oturduğunuza bakıyor, kalktığınıza bakıyor, konuştuğunuza bakıyor, aile ilişkinize bakıyor, eşinizle çocuklarınızla olan ilişkiye bakıyor, çocuklarınız ön planda mı değil mi ona bakıyor, aykırılıklar var mı yok mu takip ediyor, birebir takip ediyor. Yani evet, sadece üzerinizde değil yani kesinlikle. Aileyi de. Bakın kravat renginize bakıyor, üstünüze başınıza bakıyor, şu konuşmanıza dikkat ediyor. Kayseri'yi temsil ediyor mu etmiyor mu bunlara bakıyor. Bu zihninde bir algı oluşturuyor ve neticesinde hal ve gidişinize bir şey yazıyor vatandaş. Onu siz yüksek istiyorsunuz. Çünkü ben çok çalıştım diyorsunuz. Gece gündüz demeden çalıştım. Fedakarlık ettim. İzin kullanmayız doğru dürüst. Gece gündüz demeyiz. Rahat yüzü bilmeyiz. Çalışırız. Bunun neticesinde o her bir girişe peki olsun isteriz. Ama vatandaş ne verirse ona da saygı duyar. Efendim şimdi biliyorsunuz AK Parti 3 dönem yasağı var. Yani 3 dönemden sonra devam edilemiyor. Geç başında konuşmuştuk ama çok açamadık onu. Sizin de son döneminiz, eğer o 3 dönem yasağı kalkmazsa ne bekliyorsun, ne yapacaksınız? Buna dair bir yasağı çok doğru buluyorum. Çok? Sayın Başbakanımız doğru buluyorsunuz. Çok doğru buluyorum. Sayın Başbakanımız için bir istisna olmalı. O istediği süre içerisinde milletvekili olmalı. En azından o statü içerisinde bulunmalı. Genel başkanlık, başbakanlık yapar yapmaz kendi tercihi ve takdiri. Ona bir şey demiyorum. Ama onun dışındaki herkes için 3 dönem yasağı kesinlikle uygulanmalı. Kesinlikle. Siyasetteki dinamizm açısından. Elbette ki. Yani bakın çok arkadaş. Efendim burada tecrübe önemli falan diyerek milletvekillerimiz veya başkanlarımız konuşuyorlar ya. Emin olun AK Parti tabanında müthiş bir potansiyel var. Ben görüyorum eskiden ilk girdiğimiz partilerde bundan 10-15 sene önce üniversite mezunu arkadaşların sayısı çok azdı. İhtisas yapmış, doktora yapmış arkadaşlar daha azdı. Hatta Amerika'ya gitmiş, doktorasını tamamlamış arkadaşlarımız yok gibiydi. Ama şimdi meclislerimize öyle güzel arkadaşlar yazıyoruz ki, tercihlerine ve okullarına imreniyorum ben. Onların tahsillerine imreniyorum ben. Öyle gençler varken, niye hala biz burada oturup da o koltukları işgal etmeye devam ediyoruz? Milletvekilliği yazdırırken hangi sıralardan geçileceğini öndekiler iyi bildiği için, biraz daha orada daha dikkatli davranıp ön plana geçiyorlar. Ama aşağıdakilerin hakkı yeniyor. Hiç kimse bu konuda ısrar etmemeli. Doğru değil. Nefsi düşünebiliriz. Nefsimize uygun hareket edebiliriz. Milletvekili arkadaşlar, başkanlar için söylüyorum bunu. Asla doğru yapmış olmayız. Aşağıda müthiş bir gençlik geliyor. Potansiyeli olan gençlik geliyor. Dünyayı doğru okuyan insanlar geliyor. Değişimi iyi yakalamış insanlar geliyor. Zamanımıza belki de damgasını vuran en önemli olgu değişim olgusu. Bu değişimi doğru ve zamanında algılamak lazım. Eğer bunu doğru ve zamanında algılamazsanız nispi olarak durumunuz gittikçe kötüleşir. Ama bu değişimi çok doğru okuyan bir gençlik geliyor. Kadro geliyor. Binlerce insan var. Onların da önünü kapatmamak lazım. Ben 3 dönem kuralı çok doğru buluyorum onun için. Ama Sayın Başbakanımızın Cumhurbaşkanı olmak isterse Cumhurbaşkanlık, Başbakan olmak isterse Başbakanlık veya sadece milletvekili statüsünde kalıp ben de bir dönem burada kalayım, sizi izliyorum, dinlenmek istiyorum derse elbette ki saygı duyuyorum. Onun hakkı bir lider olarak bu diye bakıyorum. Bu istinai durumu Sayın Başbakan'a dair bu istinai durumun son dönemdeki tartışmalarla bir ilgisi var mı 17 Aralık'tan bu yana? Olabilir. Çünkü Erdoğan'sız bir siyasete dair bir tezi hayata geçirme planı olarak da bakılıyor buna. Şöyle, siz de böyle mi düşünüyorsunuz? Öyle görüyorum ki ben vatandaş da şey yapıyor, direniyor. Müthiş tepki veriyor. Tepki veriyor yani. Müthiş tepki veriyor. Türkiye ne zaman iki ayaklar üzerine durmaya başladı veya uçuşa geçmeye çalıştı, mutlaka geriye doğru çekilmiştir. Bunu rahmetli Menderes'te gördük. Daha sonraki Özal döneminde ona yapılan oyunlarda gördük. Sonra tabii AK Parti iktidara geldiğinde gördük. AK Parti iktidarı adeta 10 yıllık şu süreç engelli koşu gibi. Envai çeşit engelli koşu gibi. Yani bariyerlerden atlıyorsunuz, dikenli tellerden atlıyorsunuz, sıkıntılar çıkıyor, onu aşıyorsunuz, suikastler çıkıyor, aşıyorsunuz. Şimdi geçtiğimiz yıllara doğru Survivor gibi bir aynen öyle. Emin olun öyle.
Ya düşünün şimdi, Türkiye'de çok büyük projeler ortaya konuluyor. Bu projelerin en başında bana göre çözüm süreci var. Kan durmuş. Evet. Milyar dolarlık oraya atırılan 300 milyar dolardan bahsediliyor. Bir para var. E şimdi barış başlıyor. Bir kucaklaşma başlıyor. Elbette ağır oluyor. Nefsimize ağır gelen şeyler oluyor bizim. Ama barış böyle bir şey. Bakın bu çok önemli bir adım. Dünyada birçok ülke büyüme hızında eksilere düşmüş. Avrupa Birliği'nde yanıyor Yunanistan, İspanya falan. Sizde birincilik var yükselme hızında. Sonra dünyada yatırım yapmıyor birçok ülke. Sizin ülkeniz yatırım yapıyor. Denizin altından dehlizler açılıyor, yollar açılıyor, raylı sistemler gidiyor, havaalanları yapılıyor, köprüler yapılıyor. Anadolu'da adeta her bir tarafta kaynama var. Şimdi Kayseri'de bile 1200'den fazla fabrika oldu, düşünün. 1200'den fazla fabrika. 170 ülkeye ihracat yapılıyor bu memlekette. Bunlar çok önemli şeyler. Emin olun her hafta benden mutlaka en az bir yabancı grup randevu istiyor. Kayseri gibi bir yerde. Avrupa'dan, Avrupa Birliği ülkelerinden, Amerika'dan, raportörler, bilim adamları, içinde bakanlık yapmış, eski başbakanlık yapmış adamlar, düşünce kuruluşlarının elemanları geliyorlar. Bu ülkede ne oluyor? Sordukları bu. Bu işler nasıl oluyor? Nereden buluyorsunuz? Bu fabrikalar nasıl açılıyor? Ne yapıyorsunuz? Ticaret nasıl gelişiyor? Din-ticaret ilişkisinde ne var? Bunları irdeliyorlar, İşsizlik raporlar düşünüyorlar. İşsizlik sorunu var mı Kayseri'de? Efendim? İşsizlik sorunu var mı? İş beğenmeme sorunu var. İstiyorsanız organize sanayiye biraz sonra gidelim. En az 500 fabrikanın üzerinde işçi alınacaktır levhası var. Ama işçi göç alıyor mu burası? Çevresinden ufak tefek göç alıyor. Yani merkez nüfus 400 binlerdeydi. Şimdi 1 milyon 100 bine yaklaştı merkez nüfus. Yani göç alıyor. Şunu söylemeye çalışıyorum. Türkiye yeniden atağa kalkan bir ülke halinde olduğu için bir yerden bulup ayağından çekiyorlar. Orada Sayın Başbakan'a direkt olarak şahsını hedeflediler. Ben basit olaylara girmiyorum. Şu oldu bu olduya girmiyorum. Ama temelde baktığınız zaman böyle bir hedef var. Evet. Bu hedefte doğrusu Sayın Başbakan'ın da harcanmaması lazım. Evet. Bizlere düşen dostluğu, arkadaşlık da bu. Şehrinize, Kayseri'ye geliyor. Çok kısa bir yanıt alalım çünkü süremiz de bitti. Bitti. Hazır mı Kayseri? Gezi olaylarından sonra da geldi Sayın Başbakanımız Kayseri'ye. Cuma günü de geliyor. İnşallah mahşeri bir kalabalık bekleyecektir. Ama geldiğinde yine bizim kalabalığı beğenmeyecektir. Onu söyleyeyim ben buradan. Çünkü çıtayı çok yükselttiniz herhalde. Geçen geldiğinde gezi olaylarından sonra 150 bin insan vardı karşılayan. Mantı ikram ettim ben de. Yine bana dedi ki Mehmetciğim dedi ya bu kalabalığı sevmedim ben dedi. Sayın Başbakanım yapmayın ne olur dedim. Günlerden cuma hava sıcak. Yani işte, yanıyor her taraf. Evet. Sayın Başkan talihsizliğiniz İstanbul'dan sonra olmasın. Evet dükkanlar açık dedim. İnsanlar dükkanlar açıkken gelmişler. Daha ne isteriz dedim. Peki Sayın Özezeki çok çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Keyifli ve işten bir sohbet oldu. Teşekkür ederiz. Başarılar diliyoruz. Kolay gelsin. Sağ olun. Evet, artık seçime çok az bir süre kaldı. Biz de İstanbul Gazetesi yazarı Halime Kökçe ile bu kez Kayseri'de seçim nabzı tutmaya çalıştık. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Mehmet Özhaseki konuk ettik. O da sorularımıza büyük bir içtenlikle yanıt verdi. Dediğimiz gibi çok az bir zaman kaldı. Artık karar sizde.